hocalara, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Hemşirelik Fakültesi kurucularına hoş geldiniz. Program akışımızı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, protokol konuşmaları, ICR 2024 teması, bakımın ekonomik gücü, geçmişten günümüze resimlerle hemşirelik tarihi, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarihi ve tanıtımı, kanıt temelli hemşirelik araştırmaları, hemşireliğin görünmeyen yönü, teşekkür belgelerinin takdimi, müzik dinletisi ve kapanış. Programa geçmeden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikal etmiş Türk büyükleri ve az şehitlerimizin adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum.
Erhan Özcan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, hastanemizin değerli katılımcıları, birlikte düzenlediğimiz Hemşirelik Haftası programına hepiniz hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz tabii ki. Her sene İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz Hemşirelik Haftası programımıza bu sene de arkadaşlarımız çok güzel şeyler hazırladılar. Bakımın gücü temalı olan programımızın hemşehrilerimizin bu güzel gününü hatırlamasına önemli bir katkıda bulunması ve hemşehrilerimizin sağlık sektöründeki önemini açığa çıkarması açısından oldukça yararlı olan düşünüyorum. Hepinize şimdiden katıldığınız için teşekkür ediyorum. Protokol konuşmalarını yapmak üzere Artvin Çorum Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Murat Kibar'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Dekanım, değerli öğretim üyeleri, değerli öğrencilerimiz, Artvin Devlet Hastanesi'nin değerli yetkilileri, hepiniz bugünkü etkinliğimize hoş geldiniz. Meslekler içerisinde kutsallığı, insana faydası, önemi açısından bazıları öne çıkmaktadır. Bu mesleklerin başında hemşirelik, tıp, bunları sayabiliriz. Sizler de inşallah geleceğin tıp mensubu, tıp çalışanları, hemşireleri olarak çok yararlı, insanlığa faydalı işler yapacaksınız. Mesleğinizin özveri gerektirdiğini hepiniz biliyorsunuz. Ben de bu özveriyi yaşayan bir hemşire çocuğu olarak bugün aranızdayım. Annem emekli hemşiredir ve nöbette geçirdiği gecelerdeki yalnızlığı ben de tatmış biri olarak yanınızda bulunuyorum. Ben bu seneki hemşirelik haftasının mesleğiniz açısından güzel, yararlı, iyi gelişmelere sebep olmasını, iyi gelişmelerin ortaya çıkmasını diliyorum. Hemşirelik haftanızı kutluyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum. Rektör Yardımcısı Hocamıza teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Artvin Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Volkan Soysal'ı kürsüye davet ediyorum. Kısaca bahsetmek istiyorum. Tarihte bütün dillerde, yani çoğu dilde hemşirelik kardeş demek. Hemşire Türkçe'de kan kardeş demek, İngilizce, Almanca'da kardeş demek. İngilizce'de sister'dan geliyor, yine kız kardeş demek. Yani toplumun sizden beklediği kardeşlik. Size, hastalara, toplumdaki bireylere kardeşiymiş gibi hizmet etmenizi, bakım vermenizi, onlara yardımcı olmanızı bekliyor. Siz de hemşirelik bölümünü seçerek, bu mesleği seçerek bunu yapmayı vaat ediyorsunuz. Umarım hepiniz bu kutsal mesleği bu özveriyle ortaya koyarsınız. Çok fedakarlık gerektiren bir branş, meslek. Bunun önemini bilin ve buna göre davranın. Eğitim hayatınızı buna göre planlayın. Çok zor bir
işin altına girdiğinizi bilin ve bu bir ekip işidir. Hemşiresi, doktoru, hasta bakıcısı. Bu ailenin bir bireyi olmaya çalışın. Böylece topluma bir faydanız olsun. Hemşireler haftanız kutlu olsun. Konuşmalarından dolayı başhekimimize teşekkür ederiz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Artvin Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halise Yıldız'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, Dikanım. Beşiktaş Bey, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok kıymetli meslektaşlarım ve sevgili genç hemşire arkadaşlarım. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle böylesine kutsal bir mesleği seçme cesareti gösterdiğiniz için hepinizi kutlarım. Hemşirelik mesleği, toplumsal ihtiyaçlardan doğan insan sevgisiyle özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü bir meslektir. Hemşireler din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkes için sağlık ilkesini benimseyen, birey, aile ve topluma sağlık hizmeti sunmada her zaman ekibin en etkili rol oynayan üyesi konumunda olmuştur. Yaşatmak, yaşamak kadar değerli ve kıymetlidir. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgiyle mesleğini icra etmeye çalışan değerli meslektaşlarım ve değerli hemşire adayı arkadaşlarım. 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı kutlar, meslek hayatlarınıza başarılar dilerim. Konuşmalarından dolayı müdürümüze teşekkür ederiz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Artvin Çoruk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Selma Durmuş Sarık Yahya'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Dekan Yardımcılarım, kıymetli sağlık yöneticileri, meslektaşlarım, saygıdeğer öğretim üye ve elemanları, sevgili öğrenciler. 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası programına hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle tüm meslektaşlarımızın, öğrencilerimizin hemşirelik haftasını kutluyorum. 12 Mayıs tüm dünyada hemşirelik günü, hemşireler günü, 12-18 Mayıs'ta Hemşireler Haftası olarak 59 yıldır kutlanmakta. Uluslararası Hemşireler Birliği, ICN, her yıl dünyadaki toplumsal olayları, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri ve bu bilimsel gelişmeler ışığında hemşirelerin bu gelişmeler içindeki konumlarını dikkate alarak her yıl bir tema belirliyor. Bu yıl yani 2024 yılın teması da bizim hemşirelerimiz, bizim geleceğimiz, bakımın ekonomik gücü. Yani hemşirelik hizmetlerinin ekonomiye katkısından bahsediyor. Bu temada bize bahsedilen hemşireler daha sağlıklı, daha duyarlı toplumların, gelişen ekonomilerin ve güçlü ulusların anahtarıdır diyor aslında. Çok dikkat çekici bir çalışmanın bulgularından bahsetmek istiyorum. Amerika'da yapılmış bir çalışma, çok değerli bir araştırmacı tarafından yürütülüyor ve 15 ülkeyi kapsayan ve 20 yılı aşkın süreli yapılan bir çalışma bulgusu diyor ki, eğer ülkeler lisans mezunu bir hemşireye sahipse %14 enfeksiyon önleniyor ve %9 da ölüm önlendiği bulgularına ulaşılıyor. Bu nedenle bu tema bize aslında küresel sağlığı iyileştirmek için sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kapsayacak sağlık hizmetlerini yeniden yapılandırmak için hemşirelik mesleğine saygı duyulması, mesleği korunması ve mesleğe yatırım yapılması gerekliliğinde bulunuyor. ICN bu temanın altını çiziyor. Saygıdeğer konuklar, bizler biliyoruz ki sağlık hizmetinin içerisinde en büyük insan gücünü hemşireler oluşturuyor. Ülkemizde 350 bin hemşire var. 100 bin atanmayı bekleyen bir o kadar işsiz ve lisans mezunu hemşireler var.
Aslında bakacak olursak sayısal olarak çok çok güçlüyüz. Daha da önemli olan bir durum var ki hemşireliğin özü olan aslında bizim bakım verme gücümüz. En büyük gücümüz bu. İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu, gereksinim duyduğu bu alanlarda bu bakımları, gereksinimleri karşılayacak en temel mesleklerden birimiz. Sağlık hizmetlerinin başarılı olarak sunulmasında hemşirelerin çok önemli sorumlulukları var. Aynı zamanda insan hayatına dokunan bir meslek olduğunun da farkındayız. Hem sayısal gücümüzün hem de bakım verici rolümüzün sağlık hizmetlerindeki yerimizin öneminin farkına vararak ve bunu da özenli yaparak tüm insanların eşit, adil, ayrımcılık yapmadan insan merkezli, hukuk temelli ve ucuz sağlık hizmetlerine erişebilmeleri için elimizden gereken gayreti ve çabayı göstermekteyiz. Fakat hala çözüme ulaştırılması gereken çok önemli sorunlarımızın olduğu da mevcut. Yine hemşireler nitelikli bir eğitim alsalar da dahi bunu sahada tam olarak yansıtamıyorlar. Her bir lisans mezunu hemşiremizin 1/3'ü bu aldıkların eğitimini ancak sahada yansıtabiliyor. Yine emeklerinin karşılığını alabilmeleri, verdikleri hizmetleri yönetebilmeleri, karar aşamalarında olamamaları, çalışma hayatında, emeklilik hayatında, insani şartlarda yaşayabilmeleri için henüz istenilen düzeyde bir durumda değiliz. Bunun yanı sıra olumsuz çalışma koşulları, aşırı iş yükü, ekonomik zorluklar, baskı, mobbing, şiddet gibi pek çok olumsuzluklarla da mücadele etmekte durumunda kalıyorlar. Saygıdeğer konuklar, sevgili öğrenciler, aslında 12-18 Mayıs'ta hemşirelik haftası boyunca bizler bu günlerde daha fazla sorunlarımızın altını çizmek için uğraşıyoruz. Ama programımız çok dolu olduğu için ve sözleri de çok fazla uzatmadan hem hemşirelerin, akademisyen hemşirelerin, öğrencilerimizin hemşirelik haftasını tekrardan kutluyor. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen organizasyon başkanı ve üyelerine, öğrencilerime, bizlere birlikte olan siz değerli yöneticilerimize ve konuklarımıza katılımınızdan dolayı tekrar teşekkürlerimi ve en içten saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarından dolayı hocamıza teşekkür ederiz. ICR 2024 teması bakımın ekonomik gücü konulu sunumu yapmak üzere Artvin Çorum Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Kübra Atan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, kıymetli akademisyenler, sevgili katılımcılar ve öğrencilerimiz. Öncelikle 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası programına katıldığınız için teşekkür ederim. ICN'in bu yılki 2024 yılki teması bakımın ekonomik gücü olarak tanımlanmakta. ICN Uluslararası Hemşirelik Konseyi'dir aynı zamanda ve dünya çapındaki diğer hemşirelik derneklerinin bir örgütlenmesidir. 1899 yılında kurulan ICN, sağlık meslekleri içerisinde ilk ve uluslararası en geniş örgütlenmeye sahip bir kuruluştur. Türk Hemşireler Derneği'nin de içerisinde bulunduğu, üye olduğu ve 130 ülkeden fazla uluslararası kurumların içerisinde barındırdığı bir kurumdur. Merkezde İsviçre'de bulunmaktadır. ICN'in temel amacı tüm dünyadaki hemşireler arasındaki işbirliğini sağlamak. Burada hemşirenin yapmış olduğu uygulamaları standartize etmekten tutun da etik kodların oluşturulması, hemşirelerin klinikteki yaptığı uygulamaları standartizasyon da hepsi ICN işbirliği içerisinde gerçekleşmektedir. Yine tüm dünyada hemşireler ve hemşireliğin ilerlemesini sağlamak konusunda çeşitli çalışmalara bulunmak birlikte her yıl ICN temasının oluşturulmasındaki ana amacı ise sağlık politikalarını belirlemek ve etkilemektir. Bu oldukça önemli çünkü sağlık politikalarının etkilenmesi ve geliştirilmesi aynı zamanda hemşireliğin ilerlemesi adına oldukça önemli. Bu yılki ICN teması geleceğimiz hemşirelerimiz bakımın ekonomik gücü olarak tanımlanmakta. Bu aslında toplum içerisinde hemşirenin var olan algısını yeniden şekillendirebilmek,
hemşireye daha doğru, daha etkili stratejik yatırımların yapılmasını sağlamak ve toplumsal ekonomik faydalarını daha göz önünde tutabilmek amacıyla bu tema belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar dünya üzerinde sağlık meslek grupları arasında hemşirelerin en güvenilir sağlık profesyonelleri arasında olduğunu göstermekle birlikte hemşirelerin uzman ve şefkatli bakımların ötesindeki tam değeri yine sağlık hizmetindeki yetersizlikler sebebiyle maalesef çok görünür bir düzeyde olamamakta. Bu sebeple de aslında toplumdaki yerini ve hemşireliğin gerçekten var olan değerlerini, gücünü gösterebilmek adına da oldukça önemli diyebiliriz. Evet, ekonomik güç temasından yola çıkarak hem hemşirelik uzmanlarından, akademisyenlerden ve ekonomistlerden hemşireliğin her yerde tam olarak aslında ne anlama ifade ettiği ve gücünün ne olduğunu gösterebilmeleri beklenmekte. Yani sadece hemşirelik alanında değil, aynı zamanda sosyoekonomik bir gücü de temsil ettiğini söyleyebiliriz. Evet, hemşirelik uygulamalarına, eğitime, liderliğine yapılan her bir yatırım aslında vesile ekonomiye kazanç olarak geri dönmekte. Klinikte çalışan hemşire arkadaşlarım çok daha iyi bileceklerdir. Yapmış olduğumuz uygulamaların girişimlerin hastanın bazında bize aslında manevi bir kazanç sağladığını hepimiz görüyoruz. Gerek hastanın bakışından, bize terapotik dokunuşundan ya da sözleriyle, davranışlarıyla ifade etmesinden manevi olarak büyük bir kazanç sağlıyoruz ama aynı zamanda bunun yanında toplumsal olarak da ekonomik olarak da büyük bir faydası var yapmış olduğumuz uygulamaların. Biraz bu uygulamalara daha fazla yatırım yapılması aslında bir israf olarak ya da gereksiz olarak bu algıyı kırıp aslında daha da fazla ekonominin gelişmesine katkıda bulunduğunu gözlerimle sermek bu yılki temanın içerisinde yer almakta. Hemşireliğe yapılan yatırımların yetersiz olduğu, eksik olduğu ülkelerde sağlık sistemlerinin çöktüğünü, hastalık sayısının arttığını, yine bireylerin çalışamamakta olduğunu ve bunun sonucunda da ülkelerin ekonomilerine ağır bir yaptırım, ağır bir yük bindirdiğini yapılan çalışmalar bize göstermekte. Bu sebeple de hemşireye yapılan yatırım aslında ana temada da vurgulandığı üzere çok daha fazla katkı sağlayan bir girişimdir diyebiliriz. Evet, dünyanın dört bir yanında hemşirelerin ek eğitimleri aldıkları, yüksek eğitim oldukları ve uygulamalarının tam kapsamında özerk olarak çalışabildikleri durumlarda diğer profesyoneller tarafından sağlananlara eşit ya da daha iyi yüksek kaliteli bakıma daha düşük maliyetle sağlayabildiklerini gösteren çalışmalar bulunmakta. Hemşirelik bakımı oldukça önemli. Aslında hastalar belki nitekim tam olarak farkında değil ama hastaneye başvurdukları zaman aynı zamanda hemşirelik bakımı için de başvurmuş oluyorlar. Bunun daha görünür kılınabilmesi oldukça değerli. Mesleğimizin toplum tarafından daha fazla saygı görmesi açısından oldukça önemli. Bu farkındalığı bizlerin yine sağdaki hemşirelerimizin ve gerekli politikayı uygulayan, oluşturan bireylerin farkındalığı mesleğimizin gelişmesi adına oldukça önemli adımlar atmasını sağlayacaktır. Hemşireliğin toplumlara fayda sağlayabilmesi için gereken şeyler aslında çok basit. Hemşirelerin yeterli sayıda meslektaşa sahip olabilmesi, bir klinikte çalışırken hemşirenin yetersizliğinden dolayı belki eksik bakım verebilme zamanında ya da tam zamanında bakım verebilmenin önüne geçebilmek burada oldukça önemli. Yine çalışma ortamlarının güvenliği çok önemli. Özellikle son zamanlarda haberlerde gördüğümüz şiddete, sağlık çalışanlarının şiddetin azaltılması, ortadan kaldırılması oldukça önemli. Ve gelişmelerine izin verilmesi, olabileceklerinin en iyisi olabilmeleri açısından onlara ihtiyaç duyduğu destek ve rehberliğin sağlanması gerekmektedir. Herkes için sağlık açısından sadece bu kapsamdan değil, aynı zamanda refah açısından da hemşirelik oldukça önemli bir meslek.
ihtiyaç duyulan aslında yöneticilerin daha büyük bir resim görebilmesi, daha bunun farkına varabilmesi ve hemşireye doğru yatırımlar yapılması ve ardından verilecek ekonomik kazançtır. Aslında yapılan yatırımların herhangi bir şekilde gereksiz ya da israf olmadığını, burada hatta daha ekonomik, daha kazançlı, doğru bir yatırım olduğunu göreceklerdir. Kötü sağlık koşulları her yıl küresel gayri safi milli hasılayı %15 oranında azaltmakta. Bu çok ciddi bir rakam aslında. Ülkeler sağlık sistemlerini ve ekonomilerini yeniden inşa etmeye, güçlendirmeye çalışırken hemşire yapılacak olan stratejik bir yatırım, sürdürülebilir büyüme ve dayanıklılık elde etmek için çok önemli bir yol aslında. Ve bunun daha göz önünde bulundurulması gerekmekte. Her yıl ICM, Uluslararası Hemşireler Günü raporu yayınlar ve hemşireliğin gücünü, ekonomik gücünü ortaya koyarak mesleğin yükseltilmesinin sağlık hizmetleri sunumunda, ekonomik kalkınmada, barışta ve toplumsal refahta nasıl dönüştürücü iyileştirmeler sağladığını derinlemesine bir analizini sunmuştur bu yılda. Ve bu rapor içerisinde daha çok hemşireliğin hem toplumsal hem de ekonomik yönlerinin altı bir kere daha çizilmiştir. Sağlık işbirliğinin verimliliğini artıran yatırımlar iyi sağlık sonucunu doğurmakta, ekonomik büyümeyi desteklemekte, iş imkanı yaratmakta ve üretken kazançlar sağlamaktadır. Burada önemli olan doğru yatırımlar yapabilmek, hemşirelerin istihdamına, eğitimlerine doğru stratejik yatırımlar yapabilmek çok daha önemlidir. Evet, kötü sağlığın küresel ekonomiyi küresel bazda gayri safi milli hasıla %15 oranında azalttığını söylemiştik. Bu COVID pandemisinden pandemi sebebiyle kaybedilen miktarın 2 ila 5 katı arasında. Biliyoruz ki küresel anlamda pandemi sonrasında ülkeler ekonomik olarak zorluk çekmekte. Ama kötü sağlık bu pandemi sebebiyle var olan kaybın çok daha fazlasını temsil etmekte. Bu sebeple de bu kaybın yerine konulabilmesi, kısa sürede daha iyi ekonomilere sahip olabilmek için sağlığa doğru yatırım yapılması oldukça önemli. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tahminler, yetersiz bakım kalitesinin yalnızca düşük ve orta gelirli ülkelerde verimlilik kaybı olarak her yıl 1.4 ila 1.6 trilyon dolara mal olduğunu göstermekte. Bu bir ülke ekonomisi için oldukça ciddi bir rakam. Bu yerine telafi edilir ve iyi sağlık koşulları sağlandığı zaman da daha kazançlı, daha maliyetli olabilir denilmekte. Hemşirelikte insana yakışır işlerin yaratılması, küresel iş gücünde aynı zamanda cinsiyet eşitliğini de ele almakta. Çünkü kız çocuklarının okutulmasında, eğitimlerinde, birinci basamakta verilen hizmetlerde, yapılmış olan uygulamalarda, psikolojilerde her zaman çeşitli konularda kadınların iş gücünün daha fazla artırılması konusunun altı çizilmekte. Yine hemşirelikte ücretlerin, çalışma koşullarının ve kariyerde ilerleme fırsatlarının iyileştirilmesi, kadınlarımızı daha da güçlendirmekte ve onlara insana yakışır işler yapmasını zemin hazırlamakla birlikte onların yoksulluktan da kurtarmaktadır. Yani aslında sadece bir meslek grubu olarak görülmekle birlikte pek çok faydasını da ve pek çok alana yararını da görebilmekteyiz. Küresel ekonomileri engelleyen inançlı cinsiyete dayalı ücret farkının da kapatılmasına katkıda bulunmaktadır hemşirelik. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelerin temel sağlık müdahalelerinin sunulmasını destekleme potansiyelinin farkına varılmasıyla 60 milyona yakın hayatın kurtarılması ve 2030 yılına kadar küresel yaşam beklentisinin 3.7'nin artmasına katkıda bulunabilir. 60 milyona yakın hayatın kurtarılması çok ciddi bir rakam ve aslında var olan sağlık süresinin daha da uzatılması açısından sevindirici bir haber. Çünkü birinci basamakta pek çok uygulama yer almakta, önlenebilir hastalıklar, burada eğitimlerle, farkındalık yaratılarak engellenebilmekte. Yine var olan hastalıkların yönetilmesinde, rehabilitasyonunda da her alanda sağlığa yapılan yatırım
döneminin maliyeti verimlilik kazanımlarıyla dengelenebilmekte ve bakımın sürekliliği boyunca hemşireliğe yapılan yatırım, insanların ulaşılabilir en yüksek sağlık standartlarına ulaşmaları ve üretken yaşamlar sürebilmeleri için ihtiyaç duydukları bakımı doğru zamanda alabilmeleri oldukça önemli. Çünkü var olan ve ihtiyaç duyulan bir bakım eğer yerine getirilmezse hastada çok daha farklı komplikasyonlarla gelişebilir, var olan sağlık durumu daha da kötüye gidebilir. Bu sebeple de bakımın doğru zamanda ve doğru yerde veriliyor olması, doğru kişiler tarafından da uygulanıyor olması oldukça önemli. Dünya genelinde 29 milyon hemşire bulunmakla birlikte bu toplamdaki sağlık çalışanlarının %50'sini oluşturmakta. Yani hemşire gücü olarak da sağlık çalışanları içerisinde oldukça güçlü bir yere sahibiz. Bu rakama rağmen var olan hedeflere ulaşabilmek adına 30.6 milyon daha hemşireye ihtiyaç duyulmakta. Bu da 10 bin kişi başına 7.6 hemşireye tekabül etmekle birlikte yine de yetersiz olarak, yani iyi bir sağlık koşulunu, standartını sağlayabilmek adına yetersiz olmakta. Bunun %90'lık bir performansı sergileyebilmesi, performans hedefine ulaşabilmesi adına 60 milyon daha hemşireye ihtiyaç duyulmakta. Dünya üzerinde bu kadar çok hemşire varken ve yine de bir bu kadar gücün daha üzerine eklenmesi gerekiyorken hemşireye aslında ne kadar ihtiyaç duyduğumuz bir toplum olduğunda biz de bir kere daha gözlerimizi sarmış olmakta. Uzman hemşireler de dahil olmak üzere hemşirenin uygulama alanlarında çalışabilmelerini sağlayacak yatırımlara öncelik verilmesi sağlık sisteminin verimliliği ve etkinliğini artırmakta. Yine hemşire ortamlarının, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, yeterli hemşire kadrosuna sahip olabilmek, hemşireleri uygulama kapsamlarında çalışma özelliği tanıyabilmek, en düşük maliyetle en etkili şekilde işletilen sağlık sistemlerini yaratıp, aynı zamanda en yüksek kalitede bize bakım sunmaya fırsat sağlayacaktır. Hemşirelerin güvenliğinin sağlanması, sürdürülebilirlik açısından ve dirençli sağlık sistemleri için sağlayabilmek için bir zorunluluk olarak görülmekte. Hemşireler küresel sağlık sistemlerinin temel taşı olarak görülmekle birlikte bu kaynağı koruyabilmek ve iş gücüyle ilgili tutabilmek için tüm ortamlarda hem hemşirelere hem de diğer sağlık çalışanlarına yönelik özellikle şiddet olaylarının durdurulması ve bir an önce etkili politikaların uygulanıyor olması oldukça ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü olarak bilinen OECD, pandemi öncesi seviyelerine kıyasla ülkelerin sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi için ortalama olarak gayri safi milli hastalarının %1.4'üne eşdeğer ek fon ayırmaları gerektiğinin altını çizmekte ve bu yatırımın en az yarısı küresel sağlık sorunlarını ele almak için iş gücünün eğitimi, işe alınması ve koşulların iyileştirilmesine odaklanması gerekmekte. Tabii ki diğer alanlara yatırım yapılması önemli ama yapılan yatırımın aynı şekilde amorti ediliyor olması ve bireylerin daha refah düzeylerinin yükselmesi adına sağlık adına yapılacak yatırımlar oldukça önemlidir. McKinsey tarafından yapılan bir çalışmada daha iyi bir sağlığın 2040 yılında küresel gayri safi milli hasılaya 12 trilyon dolar ekleyebileceğini, bunu da her yıl %0.4 daha hızlı büyüme ve %8'lik bir artış anlamına geldiğini vurgulamaktadır. Ekonomik faydalar ve kazanımların çoğu daha büyük, daha sağlıklı bir iş gücüne sahip olmaktan kaynaklanabilmekte. Ne kadar çok yüksek iş gücüne sahipsek aslında var olan etkimiz, kazancımız hem ekonomik hem de sosyal olarak aynı ölçüde artacaktır. Evet. Hemşirelerin pek çok alana katkısı bulunmakla birlikte aynı zamanda barışa da katkıda bulunur. Çünkü vermiş olduğumuz bakım, yaptığımız uygulamalar, girişimler, eğitimler insanların sağlıklı ve iyi olmalarını sağlayabildikleri gibi çalışabildiklerinde ve tatmin edici hayatlar yaşadıklarında toplumlara katıldıklarını, değer gördüklerini ve saygı duyduklarını hissettikleri zaman çalışmaların daha az olduğunu, gerilimlerin daha da azaldığını görebileceğiz. Ben bir uzman psikiyatri hemşiresi olarak klinikte çalıştığım dönemlerde topluma kazandırdığımız her bir bireyin aslında
toplum açısından da birey bazında gerçekten gelişime o kadar fazla etki ettiğini görebiliyoruz ki bunu aslında bir sahada görebiliyorken toplumdaki diğer insanların da görüyor olabilmesi oldukça önemli ve değerli. Aslında buradaki amacımız var olan durumu ortaya çıkarabilmek. Hemşirelerin gücünü tüm dünyada küresel anlamda gösterebilmek diyebiliriz ve bunun için de tabii ki sağlık alanına yapılan doğru yatırımların oldukça önemli katkıları bulunmakta. Kaliteli evrensel sağlık kapsamına ulaşmanın ve bunun getirdiği ekonomik ve sosyal faydaları gerçekleştirebilmenin yolu hemşirelik iş gücünün güçlendirilmesi ve genişletilmesiyle bağlantılıdır. Hemşireye yapılan yatırımlara öncelik vererek toplumlar daha sağlıklı ve daha müreffeh bir küresel topluma doğru önemli adımlar atabilmektedirler. Evet, ICN her yıl ekonomik temayı belirlediği gibi bakımın ekonomik gücünde de 4 temel argümanı vurgulamakta. İlk olarak toplumsal faydaya katkıda bulunmak için insana yakışır işler yaratmak bu argümanların başına gelmekte. Etkin sağlık sistemine ulaşmak için iş gücünün oluşturulması, bu iş gücünün aynı zamanda sağlık sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırabilmek adına var olan kaynakların optimize bir şekilde kullanılması ve ekonomik ve sosyal refah için sağlığa yatırım yapılmasını vurgulamakta. Aslında iş gücünün artırılması, var olan kaynakların kullanılması ve bireyin hem toplumsal hem bazda sosyal ve ekonomik refah için oldukça önemli olduğunun altı bir kere daha çizilmekte. Hemşireye yapılan yatırım özellikle kadınlar ve kız çocukları için insana yakışır işler yaratmanın ve yoksulluğu azaltmanın anahtarı olmaktadır. Burada yapılan yatırım küresel ekonomileri engellemeye devam eden özellikle bizim de yaptığımız çalışmalarda vurguladığımız iş ortamında inançlı cinsiyet uçurumunun kapatılmasına da katkıda bulunacaktır. Yine hemşireye yatırım yapmak aynı zamanda ekonomik iyileşme, büyüme için hayati önem taşımakla birlikte sağlıklı, eşitlikçi toplumlar inşa etmek ülkeler için oldukça elzemdir. Ve kadınlar kız çocukları için yoksulluktan bir çıkış da sunar aynı zamanda. Uzun vadeli yatırıma oldukça ihtiyaç vardır hemşire kadında ve bu bir aslında sağlık hizmeti zorunluluğu değil. Yani sadece bu açısından bakmamakla birlikte sosyoekonomik de bir gerekliliktir aynı zamanda. Hemşireye yatırım yaparak elde edilecek potansiyel toplumsal faydalara bakacak olursak, bireylerin yaşam standartlarının artırdığını görüyoruz. Yine çocuk yaşta evliliklerin ve erken çocuk doğurmanın oranının azalttığını, doğurganlık ve nüfus artışının ele alındığını, beslenme, refah ve geliştirilmiş sağlığın artmasını ve sosyal sermaye ve kurumların güçlendirilmesinde doğru ve dolaylı etkilerinin bulunduğu bilinmekte. Aynı zamanda yapılacak bu yatırımlar sonucunda da ekonomik yararlar, artan hane geliri, sosyal kalkınma için daha fazla gelir de elde edebilmekte. Hemşire yoğunluğundaki %1'lik artış, doğumda beklenen yaşam süresini %2 ve 65 yaşında beklenen yaşam süresini %8 oranında artıracaktır. Bu yapılan çalışmalarla ortaya konulmaktadır. Ortalama yaşam süresini veya yetişkinlerin hayatta kalma oranının 1 yıl artması, ekonomik büyümede 2.4'lük bir artışa karşılık gelmekte. Burada da tabii ki hemşirelerin oldukça önemli katkıları bulunmakta. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlıkla ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için hemşirenin iş gücünün artırılması öncelikli bir hedef olarak yer almalıdır. Ve bu yatırım sadece sağlık sektörünü ilgilendiren bir durum olmamakla birlikte aynı zamanda sosyoekonomik bir durumun da içerisinde yer almakta. Birçok hemşire, özellikle ileri düzey uygulama hemşireleri, eğitimleri ve kariyer deneyimleri sırasında sahip oldukları, geliştirdikleri bilgi ve becerilerin yalnızca bir kısmının kullanıldığı pozisyonlarda işe alınmaktadır. Uzmanlık alanlarında çalışabilmek hemşirelerin başlıca hakları arasında yer almakta. Ama bunu sahada çok fazla göremiyoruz. Uzmanlık alanının dışındaki servislerde, alanlarda da çalıştırılabiliyor.
bireyden daha fazla verim, daha yüksek iş duyumu alabilmek için mutlaka etkili olduğu, tecrübeli olduğu alanda çalışıyor olması oldukça önemli. Dünya üzerindeki genel sorunlara bakacak olursak ve hemşireye yapılan, bu sorunları yönelik hemşireye yapılan yatırımlarda olası sonuçlar neler? Bunların birkaç tanesine bakacak olursak, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in belirlediği sorunlar arasında yer alan 57 ülkede temel anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin %80 olarak sağlanamadığı görülmekte. Buna olası olarak çözüm stratejisi ise hemşirelik eğitimine yapılan yatırımların artırılması, anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin yine iyileştirilerek anne ve bebek ölüm oranlarının azaltılması ve doğum sonrasında hemşirelerin ailelere yapmış olduğu ev ziyaretlerinin aslında ne kadar etkili olduğunu, bu oranın azaltılması ne kadar etkili olduğunu gözler önüne sermektedir. Yüksek gelirli ülkelerde de 58 milyon insanın birinci basamak sağlık hizmetlerinde personel açığı olan bölgelerde yaşadığı bilinmektedir. Yine yetersiz hizmet alan bölgelerdeki hemşirelerin iş alanına artıracak politikaların uygulanmasıyla bu sorun giderek azaltılmakta ve çözülmekte. Aynı zamanda sağlık hizmetlerine erişimin artması ve nüfusun daha sağlıklı bir hale gelmesinde sağlayacaktır. Son olarak 2017 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde 1 milyon erken ölüm daha iyi önleme ve sağlık hizmetleri müdahaleleriyle önlenebileceği öngörülmektedir. Hemşirelik liderliğinde önleme ve müdahale programlarına yapılan yatırımla birlikte kronik hastalıkların etkin yönetimi ve önlenmesi yoluyla erken ölümlerinde azaltılabileceği görülmektedir. Hemşire eğitimleri oldukça önemli bir sorun açısından, gelişme açısından, iyi sağlık hedefine ulaşabilme açısından Japonya'nın yapmış olduğu bir uygulama örneğini paylaşmak istiyorum burada. Japonya'da Saga Vilayet Yönetimi, diyabetin şiddetlenmesini önlemeyi amaçlayan bir girişim başlatmış. 2016'dan bu yana diyabeti durdurma projesinin bir parçası olan bu girişim, Saga Üniversitesi ve tıbbi kurumların yanı sıra tıbbi ortamlar arasında bakımı koordine etmek üzere hemşirelerin eğitilmesini içeren bir ağı kapsamakta. Hemşireler eğitilerek bu kurumlar arasında işbirliğini sağlıyor ve bireylere ulaşarak onların hastalıklarının önlenmesinde, var olan hastalığı olan bireylerde de etkin yönetimini sağlamasında oldukça önemli görevleri var. Diyabet Koordinasyon Hemşiresi Geliştirme ve Destekleme Projesi, diyabetli hastaların uzmanlaşmış hastane bakımından birinci basamak sağlık hizmetleri sağlayıcılarına geçişini kolaylaştırmak, tedavinin ve diyabet yönetiminin sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak için hemşireleri eğitmektedir. Bu işbirlikçi yaklaşımın sonucunda diyabetik nefropati nedeniyle diyalize girmesi gereken yeni hasta sayısının yılda 150'den 2021 yılında 95'e düştüğü ve diyalize başlama yaşında geciktiği önemli sağlık sonuçları içerisinde yer almıştır. Yani burada yapılan bir projeyle birlikte hemşirelerin eğitilmesinde hem hasta sayısında önemli bir düşüş hem de hastalığa yakalanma yaşının ötelendiğini bize göstermektedir. Hemşireler yüksek değerli ve uygun maliyetli bakım sunumunun aynı zamanda önemli bir anahtarıdır. Yeterli hemşire kadrosu, hemşirelerin çalışma ortamlarına yatırım yapılması ve hemşirelerin tam uygulama kapsamlarında çalışma özelliklerine sahip olmalarının izin verilmesi en yüksek kalitede bakım sunarken en düşük maliyetlerle en etkin şekilde işletilen sağlık sistemlerine de olanak sağlamaktadır. Hemşireye yapılacak olan bir yatırım kademeli bir etki yaratmakla birlikte daha sağlıklı toplumlar, daha güçlü ekonomiler, gelişmiş sosyal refahla sonuçlanmakta. Burada hemşirenin sağlık sisteminin bel kemiği olduğunu bilinmekle birlikte aynı zamanda toplumun genel işleyişinin sürdürülmesinde de temel bir taş olarak hizmet vermektedir. ICN'in küresel sağlık liderleri ve politika yapıcılarına yönelik eylem çağrısında temayı yayınlanmasının esas aslında amacı da burası. Yaptığı eylem çağrısında hemşirelerin güçlendirilmesi, eğitim öğretimlerinin uygulama alanlarına daha kapsamlı etki edebilmelerinin desteklenmesi ve liderlik rollerinin daha da geliştirilmesini ve politika geliştirmeye katılımına teşvik edilmesinin altını çizmekte.
eğitim ve iş gücü gelişimine yatırım yapmak, burada hemşirenin mesleki kariyerlerinde ilerleyebilmesinin için fırsat yaratılması gerektiğini vurgulamakla birlikte çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenli ortamların oluşturulması, yeteri sayıda personel bulundurulması, kaynaklara erişimin kolay olması iyileştirilecek tedbirler arasında yer almakla birlikte hemşirelerin adil bir şekilde takdir edilmesi gerektiğinde altı çizilmekte. Dünya genelinde bütün hemşirelerin aslında hak ettiğinden daha az bir ücret aldığı vurgulanmakla birlikte bunun da yapılan bir bu kadar faydası olan topluma, dünyaya bir mesleği, bu kadar faydası olan bir mesleği daha fazla takdir edilmesi gerektiği yönünde politikalar düzenlenmesi önem arz etmektedir. Bu tavsiyeler doğrultusunda harekete geçmek, hemşirelerin sağlık sistemlerini güçlendirmesini, ekonomik büyümeyi desteklemesini, dünya barışına katkıda bulunmasına ve bireylerin ve toplumların sağlık ve refahını artırmasına olanak sağlayacaktır. Yeterli sayıda hemşireyi kazandırabilmek ve mevcut hemşireyi de meslekte tutabilmek burada oldukça önemli ve bunun için de hemşirelerin ödüllendirilmesi oldukça önemlidir. Evet, hemşireye yapılacak yardım, yatırım, yeterli donanma ve kaynağa sahip olmak, doğru yerde etkide bulunmasını sağlar, sürekli mesleki gelişimin devam ettirilebilmesi, yine uzmanlaşma, doğru yer, doğru beceri gelişimi, doğru sayıda hemşire optimum uygulama alanıyla etkili olacaktır. Tekrar 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası programının meslektaşlarının kutlu olmasını diliyorum. Umarım sizler için keyifli bir program olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumundan dolayı hocamıza teşekkür ederiz. Geçmişten günümüze resimlerle hemşirelik tarihi konulu sunumu yapmak üzere Artvin Çorum Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi doktora üyesi Gamze Akay'ı kürsüye davet ediyorum. Hemşireler her şeyden önce gözlemci olmalı ve gördüklerini kaydetmelidir. Florence Nightingale. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın Müdürüm, Sayın Akademisyen Hocalarımız ve değerli meslektaşlarımız, sevgili hemşirelik öğrencilerimiz. Hemşirelik haftamızı kutluyorum ve ben burada sizin için genel bir hemşirelik tarihinden bahsedeceğimi söyleyeceğim. İlk önce ondan önce size hemşirelik tarihinden önce hemşirelikle ilgili tanımlamalardan bahsetmek istiyorum ki hemşirelik bugüne kadar farklı otoriteler boyunca birçok şekilde tanımlanmıştır. Baktığınız zaman ilk sizin tanıdığınız her zamanda karşınıza çıkan Florence Nightingale'den bahsetmek istiyorum. Florence Nightingale hastalığı iyileştirmek için hasta çevresini düzenleme ve iyileştirme eylemi olarak hemşireliği tanımlamıştır. Ve yine bununla birlikte Virginia Henderson bir diğer duayenlerimizden biridir. Ve hemşireliği bireyin sağlığına ve bağımsızlığına kavuşma sürecindeki dinamik bir güç olarak tanımlamıştır. Ve bu gücün de sağlığın hizmetini, temel sağlık hizmetlerini bizler koruyucu, tedavi edici ve rehabilitici sağlık hizmetleri sunmaktayız. Ve bu sağlık hizmetlerinin her basamağında hemşirenin ve hemşireliğin olduğundan her zaman bahsetmektedir. Ve bir şey Henderson şunu söylüyor, bir hemşirenin görevi ne zaman biter diyor. Kişi tamamen her anlamda kendine yetecek duruma geldiği zaman biz onun elini bırakırız artık der. ICN'e baktığınız zaman ICN hemşireliği tanımlarken bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan bir meslek grubu olarak söylemekte. Son olarak Türk Hemşireler Derneği de yine bireyin, ailenin ve toplumun sağlığı ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması ve örgütlenmesi ve değerlendirilmesinden, bu hizmetleri yerine getirecek bireylerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini olarak hemşireliği tanımlamakta. Başhekimimiz hemşireliğin sister kelimesiyle eş anlamlı olduğunu belirtti. Ve sister'ın da kız, özür dilerim, kardeş olarak söylediğimiz zaman hemşirelik bu yüzden insanlığın var olduğu tarihten beri günümüze kadar ulaşmış ve eski zamana kadar gitmektedir.
İlk çağlarda hemşireliğe baktığımız zaman aslında kadınlar her zaman hemşirelik uygulamalarını günlük hayatlarında yapmışlardır. Tüm bakımda, her şeyde, her alanda bulunmuşlardır. Ve baktığımız zaman kadınların hasta bakımı antik Yunan dönemiyle başlamakta, yine bununla birlikte Sümerler'de bile biz bu uygulamaları her zaman görmekteyiz. Ve bununla beraber baktığımız zaman Sümerler bakımı suyla ve suyla tedaviyle banyo temizliğe önem göstererek de aslında hem hemşireliğin bununla beraber bakımın öneminden de yine bahsetmişlerdir. Baktığımız zaman Sümerlerden sonra Babil Devleti kuruluyor ve Babil Devleti'ni bizi en çok aklımıza getiren şey Hammurabi kanunları. Hammurabi kanunlarına baktığımız zaman kanunlarda tıbbi konulara ve hekimlere yer verilmiştir. Hatta bununla beraber ilk kez hastane kuran topluluk olarak da biz Babilleri söyleyebiliyoruz. Ama bunun yanında tıbba yer verilmesiyle beraber sihirbazlığı da yine bu dönemlerde görebilmekteyiz ve hastalıkları iyileştirmede sihirbazlığı kullanmaya da çalıştıklarını bu dönemlerde görebiliyoruz. Mısırlılara baktığımız zaman ilk tarihten önceki dönemlerde Mısırlılarda da yine tıbba ait eski yazılı eserleri ve reçeteleri görebiliyoruz. Hint uygarlığına baktığımız zaman M.Ö. Hint uygarlığında sihir ve büyücülük çok fazla miktarda görülebiliyor. Ama bununla birlikte hekimlik hizmetleri de var. Hatta burada görebileceğiniz gibi hekimlik ve sağlık tanrısı olarak Davantara isimli bir tanrıları da bulunmakta Hint uygarlığına. Hekimlik burada iki şekilde yapılıyor. Birincisi büyüyle yapılan hekimlik, ikincisi de otlardan ilaçlar yapılarak hekimlik uygulamaları var. Ama tabii ki bununla beraber Hintliler çok çeşitli ameliyatlar yaptıklarını görebiliyoruz. İşte bununla beraber banyo ve lavabo sistemi yaptıklarını, verem hastalığını ilk kez tanımladıklarını, idrarın tadına bakarak diyabetin tanısını koyabildiklerini, kan alma, vantuz uygulama, lavman yapma, bir arteri bağlama gibi çok çeşitli cerrahi girişimlerde uyguladıklarını Hintlilerin görebiliyoruz. Çin'e geldiğimiz zaman Çin'de de yine sihir, büyücülük çok ön planda ama bununla birlikte artık buradan bilimsele doğru ilerlediklerini de görebiliyoruz. Özellikle kendi yaptıkları masaj terapiler, masaj uygulamaları yine bununla beraber akupunktur Çin'in tıbbında büyük bir ilerleme kaydettiğini bize gösterebilmekte. Yunan tıbbına baktığımız zaman Yunan'da da bizi mitolojik ve Hipokrat dönemleri karşılıyor. Mitolojik devire baktığımız zaman hastalıkları tanrıların yaptığını inanılıyor. Buna bağlı olarak eğer ki Yunanlılarda çok ciddi hastalıklar gördüklerinde tanrıları kızdırdıklarını düşünüyorlar. Ve tabii ki tanrılarından hoşlarına gidecek şeyler, işte onun kızgınlığını gidermek için çok çeşitli adaklar adayabiliyorlar. Hipokrat'a baktığımız zaman Hipokrat iyi bir cerrah. Artık tıbbın ilerlemesine ve bilimin konuşulmasına yardım sağlıyor ve Kos Adası'nda bir tıp okulu kuruyor. Bununla birlikte çok çeşitli o dönemin o imkanlarını çok çeşitli tıbbi müdahalelerde de bulunabilen bir hekim. Tabii ki Yunan tıbbında sadece Hipokrat değil, bununla birlikte Thales'i, Heraklitos'u, Patagos'u ve Asklepios'u da görebiliyoruz. Burada baktığımız zaman Thales temizliğin öneminden yine bahseden bir kişi. Bununla birlikte her şeyin sudan var olduğunu ve bununla suyun iyileştirici gücünden bahsediyor. Heraklitos'a baktığımız zaman Heraklitos kükürt banyolarını sağlıyor ve kükürt banyolarıyla deri hastalıkların iyileşmesini sağlıyor. Pitagoras'a baktığımız zaman matematiği tıbba entegre ediyor. Ve bununla birlikte Asklepios'un da şöyle bir düşünce var. Asklepios'un tanrılarla işbirliği içinde olduğunu, buna bağlı olarak da hastalıkları iyileştirdiğini düşünülüyor. Hatta onun böyle dikkat edin asasında bir yılan var. O da Asklepios'un işte o tanrılarla olan ya o mistik gücünün bir göstergesi olarak sunuluyor. Bu da yine Hije, bu da yine bir sağlıktaki tanrı olarak görülmekte. Sağlık koruma tanrıçası olarak Yunan mitolojisinde geçmektedir. Orta çağa baktığımız zaman, orta çağda Hazreti İsa'nın hastalıkları iyileştirmesi, tabii ki bununla birlikte inancın, dinin tıbba entegre olmasına ve tıptaki bilimselliğin daha çok elante edilmesine sebep olabiliyor. Ama ölümünden sonra da bu öğretilere yine dikkat çekmektedir.
tüm Avrupa'da giderek yayınlaşmış ve onun dinsel liderliği ışığında özellikle Roma İmparatorluğu'nda birçok asil zengin kadın kendilerini sağlık ve sosyal hizmete adamışlardır. Ve adayan bu kişiler eğitime geçmekte ve bir baktığımız zaman bu bireyleri dekon ve dekonas adları verilmektedir. Baktığımız zaman bu kişiler ya hiç evlenmemiş olan kişiler oluyor ya da boşanmış olmak şartını taşımak zorunda olabiliyorlar. Burada Santa Poe Bey'i görmektesiniz. Santa Poe Bey'e baktığımız zaman o da ilk dekones ve ilk hemşire olarak bilinmektedir. Ve bununla birlikte kadınlar arasında ilk hemşirelik örgütünü kuran Poe Bey olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bununla birlikte çok çeşitli dekon ve dekonesler de bağlı vardı. Buraya baktığımız zaman orta çağda hemşirelerin görevleri, hastalığın fizyolojik gereksinimleri, ruhi ve dini ilaçlarını karşılamak ve bakımlarını yerine getirmek olduğunu görebiliyoruz. Skolastik düşüncenin yükseldiği orta çağda hekimli Yunan tıbbından da ilham alarak geliştiği yeni bir döneme geçildiğini, manastırlarda hekimliğin ilerlediğini görebiliyoruz. Bu da hastanenin kurulması sonucunu getiriyor ve ilk Hristiyan hastanesi olan Kayseri'de Basil tarafından kurulmuş hastaneyi görebiliyoruz. Burada hekim ve hemşireler için lojmanların olduğu ve eğitimlerin olduğunu da görebiliyoruz. Yine bununla birlikte Haçlı Seferlerin etkisiyle, Katolik Kilisenin etkisiyle birçok askeri olmak üzere birçok hastane ve sosyal hizmet kuruluşları da görebiliyoruz. Yine burada hasta bakımlarından görevli olan Floransa Sisterlerini de görmekteyiz. Baktığımız zaman 15. yüzyıl sonları 16. yüzyıl başlarında birçok Avrupa ülkesinde fakirlik çok fazla miktarda etki göstermektir. Fakirliğe baktığımız zaman sebebine bakıldığında ne hikmetse bunun sonucunda hemşirelerin de bunda çok etkisinin olduğunu düşünüyorlar. Çünkü onlara verilen önem o zamanlarda çok fazla miktardaydı. Ve onları büyücülük yapmayla, cadılık yapmayla suçluyorlar. Bununla birlikte birçok kadının, birçok hemşirenin katledildiğini görebilmekteyiz. Ve burada hemşirelik çok kötü bir duruma geliyor ve bitme noktasına kadar ulaşıyor. Yeni çağa baktığımız zaman yeni çağda bizi bekleyen İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethi bir çağın, kapanık bir çağın açılmasına sebep oluyor. Ama bununla birlikte dini reformlar da var. Protestanlık Katolik'ten daha fazla ilerlemekte. Bu da yeni hemşirelik mesleğinin yine ilerleyememesine ve daha kötü hale bitme noktasına gelmesine sebep olmakta. Tabii hemşirelik bitme noktasına geliyor. Hemşireleri büyücülükle, sihirbazlıkla bitiriyorlar ama bununla beraber hemşireliği bitirirken şunu unutuyorlar, bakımı da bitiriyorlar. Bakım bittiği zaman da hastalıklar çok fazla miktarda artıyor, ölümler çok fazla miktarda artıyor. Hiç önceden çok daha azalttıkları, salgın hastalıkların daha fazla olduğunu görebiliyorlar. Ve insanların bakımdan yoksun olmaları çok kalitesiz bir yaşam sürmelerine sebep oluyor. Bundan kaynaklı da bunu gören, fark eden Vincent de Paul denilen bir bilim insanı, bir Fransız papaz oluyor. Bunu gördüğü zaman bakımın artık bitirilmemesi gereken ve bakımın ne kadar önemli olduğunu, hemşireliğin geri döndürülmesinin ve önem verilmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyor ve bununla birlikte Hayırsever Hemşireler Örgütü'nü kuruyor. Bununla beraber çocuklar için de yine bakım evi açıyor. Hemşirelerin kahramanlık denenden kurtulup kurtuluşa adım attığı ilk dönem ise Elizabeth Fryer İngiltere'de yaşayacak kısa süreli bir okul kurmasıyla başlıyor. Yine bununla birlikte baktığımız zaman ondan etkilenen Alman papaz Theodor da yine ülkesine döndüğünde bir Kiesberg Dekones okulunu kuruyor. Yakın çağa geldiğimiz zaman yakın çağda ilk bildiğimiz dekoneslerden biri de hepimizin tanıdığı Florence Nightingale olarak söyleyebiliriz. 19. yüzyılın başlarında modern dekones örgütünün kuruluşu ile birlikte birçok dekones yetişmiş ve hemşireliği güçlendirmiştir. Florence Nightingale'e baktığımız zaman yine burada Katolik Kilisesi'nin hemşirelik alanında çalışmalarını da görebilmekteyiz. Ve sosyal hizmet alanında topluma çok fazla miktarda katkı sağladığını da görüyoruz. Florence Nightingale'e baktığımız zaman Florence Nightingale kendisi iyi eğitilmiş bir birey olarak karşımıza çıkıyor ve 12 Mayıs 1820'de İtalya'nın
Florence kentinde dünyaya geliyor. Asıl ve zengin bir ailenin kızı olarak karşımıza çıkıyor ve geniş bir kültüre sahip, iyi bir eğitime sahip. Bununla birlikte gidip depolis okullarını geziyor. Tabii ki oradaki eğitimi çok fazla beğenmese bile yine de çok etkileniyor ve hemşerilik mesleğine kendisinin de adım atmasını düşünüyor. Nightingale'in hemşerilik adına en büyük fırsat Kırım Savaşı'nda görülüyor. Ondaki Kırım Savaşı'nda İngiliz askerlerine bakması için İstanbul'a görevlendiriliyor ve İstanbul'da Selimiye Kışlası'nda görev alıyor. Bununla birlikte kendisi görev yaparken bununla beraber 47 hemşire daha oraya gelip bakım veriyor ve burada aslında bakımın gücünün ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Onların bakımı sayesinde askerlerin ölüm oranlarının %42'den %2'ye düştüğünü görebiliyoruz. Bununla birlikte tabii ki memleketine tekrar geri döndüğünde ödüllendiriliyor. O da aldığı bir ödülü okul kurma için kullanıyor ve bununla birlikte okul kuruyor ve orada hemşirelerin eğitimine önem veriyor. Bununla birlikte 1899'da Uluslararası Hemşireler Konseyi dediğimiz RCN yine 1905 yılında Minnesota Üniversitesi'nde üniversite düzeyinde hemşirelik eğitimleri verilmeye başlanıyor. Yeni Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle beraber de hemşirelikte güç alanda ihtisaslaşmanın ne kadar önemli olduğu söyleniyor. Türkiye'ye geldiğimiz zaman Türkiye'de Doktor Besim Ömer Akalı Florence Nightingale ile karşılaşıyor ve ondan çok etkileniyor ve onunla tanışıyor. Hatta daha sonrasında geldikten sonra bir hemşirelik okulu kuruyor. Besim Ömer Paşa da hasta bakıcılık eğitiminden bir fotoğraf bu. Hatta Florence Nightingale'in de gelip burada eğitim vermesini ve öncülük etmesini de istiyor. Burada bir hemşirelik okulu kuruluyor ve bu hemşirelik okulunda görev alanlardan biri de ilk Türk hemşiremiz olan Safiye Hüseyin Elbi'yi söyleyebiliriz. İstanbul'da dünyaya gelen Safiye Hüseyin Elbi aynı Florence Nightingale gibi. O da çok iyi, yüksek düzeyde bir aileye mensup. Ve baktığımız zaman Avrupa'da eğitim aldığını söyleyebiliriz. Balkan Savaşları sırasında İstanbul'da kadınların yaralı askerlere bakması isteniyor. Elbi de burada bu yaralı askerlere bakım vermek için gidiyor ve hemşireliğin ilk adımını burada attığını görüyoruz ve Elbi o dönemde ameliyat hemşireliği dahi yaptığını bilebiliyoruz biz. Hatta Safiye Hüseyin Elbi Çanakkale Savaşı'nda Reşit Paşa hastane gemisinde orada birçok ülkeden hemşireler var. O da o gemide yer alan tek Türk hemşiresi olduğunu söyleyebiliriz. Ve o geminin de baş hemşiresi olduğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet'in ilanlarıyla birlikte mesleki statü oldukça gelişmeye başlamış ve hemşirelik mesleği artık geliştirilmiştir. Burada baktığımız zaman ilk olarak özel Kızılay Hemşirelik Lisesi'nin kurulduğunu burada söyleyebiliriz. 1925 yılında kuruldu bu lise ve baktığımız zaman bu lisede eğitim 203 ay olarak belirlenmiştir. Daha sonrasında peşi sıra askeri hemşire okulunun 1939 yılında kurulduğunu görebiliriz. Ve daha sonrasında da yine burada 1943 yılında Tevfik Sağlam Hemşire Lisesi, 1946 yılında Hemşire Laborant Okulu ve 1959 yılında da yine Hemşire Ebe Laborant Okulu'nun kurulduğunu söyleyebiliriz. Bu okullara baktığımız zaman bu okullara ortaokulunu bitirmiş, mezun olmuş kişiler buralara eğitim almak üzere alınıyordu ve burada eğitim süresi 3 yıl olarak belirlenmişti. 1959 yılından sonra artık eğitim süresi 4 yıla kadar çıkarıldı. Daha sonrasında artık üniversite boyutuna geldiğimiz zaman ilk hemşirelik alanında, üniversite boyutunda eğitim Ege Üniversitesi'nde başlıyor. Bunu takiben Hacettepe, Atatürk Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Gata'yı ve 9 Eylül Üniversitesi'ni sayabiliyoruz. Buralarda artık lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi verilmekte. Daha sonrasında lisansüstü eğitimler artık uzmanlaşmalara başladıktan sonra da ilk olarak yine Hacettepe Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimler doktora programları başlamıştır. İlk doçentlik ve 1978 yılında da ilk profesörlük unvanları alınmıştır ve bu sayede hemşirelik alanında çok önemli bir yol kat edildiğini söyleyebiliriz. Günümüze baktığımız zaman günümüzde devlet okullarında 99 tane hemşirelik programını, vakıf okullarında ise 54 tane hemşirelik programının olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve yine bununla birlikte
hemşirelik fakültelerinin 19 tane, sağlık bilimleri fakülteleri içinde yer alan hemşireliklerin 143 tane ve yine hemşirelik yüksekokulu ve sağlık bilimleri yüksekokulu adı altında da 22 tane hemşirelik eğitimi veren okulun olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak şunu söyleyeceğim. 2011 yılında hemşirelik yönetmeliğine son hali verildi ve burada hemşirenin görev yetkili sorumluluklarından bahsedildi. Bununla birlikte hemşirenin alanlarından, uzmanlaşmalarından da bahsedildi. Aslında şu ileriki aşamalarda fikrimiz ve amacımız herkesin uzmanlaştığı alanda uzmanlaştığı klinikte hemşirelik görevini üstlenmesi. Yavaş yavaş yapıldığını, başlandığını söyleyebiliriz ama bunun önemli olan kanun hükmünde o olması. Yoğun bakım, acil servis, iç hastalıkları, cerrahi, ruh sağlığı hastalıkları, çocuk sağlığı hastalıkları, kadın sağlığı hastalıkları ve halk sağlığı alanında uzmanlık alabiliyor artık hemşirelerimiz. Ve dediğimiz gibi gönül istiyor ki onlar bu alanlarda mutlaka çalışabilsin. Herkes kendi uzmanlaştığı alanda olsun. Hemşirelik tarihi bu kadar. Size Safiye Hüseyin Elbi'nin sözüyle bitirmek istiyorum ki biz gerçekten meslek hayatına başladığımız zaman bunu kendimize şiar edinerek göreve başladığımızı söyleyebiliyoruz. Her sardığım ve iyileştirdiğim yara benim için küçük bir madalya olacak. Umarım bizler de meslek hayatımızda bu küçük madalyaları vücudumuzda artık hiç boş yer kalmayacak şekilde vücudumuzu üstümüzü doldururuz. Tekrardan hemşirelik haftanızı kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sorundan dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Doktorlar savaş oyunlarını haritalandırıyor olabilirler. Ancak çatışmaya katlanabilir kılan hemşirelerdir. Jodie Picoult. Sağlık Bilimleri Fakültesi tarihi ve tanıtımı konulu sunumu yapmak üzere Artvin Çoruk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden öğretim görevlisi Nuray Gürsel Gümüş'ü kürsüye davet ediyoruz. Sayın Dekan Yardımcım, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın Sağlık Müdürü, Sayın Hemşirelik Hizmetleri Müdürüm, Sayın Arkadaşlarım, Hemşire Arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler, hepiniz hazırlamış olduğumuz Hemşirelik Haftası programına hoş geldiniz. Evet, ben de sizlere bizzat yaşadığım 2003 yılından beri, 2024 yılına kadar şu an Sağlık Bilimleri Fakültesi olan ve biz öncesinde Kaptas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Okulu olarak başladığımız Sağlık Bilimleri Fakültesi tarihinden bahsedeceğim. Yaklaşık 21 yıl öncesi. Evet, ilk olarak tabii az önce tarihinden de bahsettik. Hemşirelik okullarının tarihi ilk olarak hemşireye bakıma çok ihtiyaç olduğu için Türkiye genelinde ortaokul mezunu olan herkes kısa süreli bir eğitime tutularak ondan sonra hemşire olarak mezun olmuş. Sonrasında tabii bu değişiyor. Lise seviyesine çıkarıldı. Sağlık meslek liseleri oldu. 4 yıllık eğitim alındı. Oradan mezun olanlar hemşire olarak atandı. Bu dönemde neredeyse işte 17 yaş civarına geliyordu. Çoğu hemşire arkadaşımız yaşı tutmadan, 18 yaşı olmadan mesleğe başlamış oluyordu. Ama bu o zaman için ülkemiz için tabii ki bir gereksinim de hemşireye ihtiyaç vardı. O yüzden yaş şeyine bakılmıyordu. Ama sonrasında doluluk hemşirelik alanında yeterlilik sağlanınca bakım kalitesini yükseltmek amacıyla tüm sağlık meslek liseleri ülkemizde bulunan 1996 yılında Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında bir protokol imzalanıyor ve tüm sağlık meslek liseleri YÖK'e devrediliyor. Bunlardan bir tanesi de tabii Artvin'de de Sağlık Meslek Lisesi vardı. Sağlık Meslek Lisesi de 96'da devrediliyor ama çeşitli sebeplerden dolayı işte altyapı oluşturulması, akademisyen kadrosunun tamamlanması gibi sebeplerden dolayı o zaman tabii ki açılamıyor. Daha sonrasında ilk olarak bizler mesela ilk başladığımızda 2000 yılında daha doğrusu Artvin'de o zaman üniversite yoktu.
En yakın olan Kars ilimiz buraya yakın. Artvin Kafkas Üniversitesi var. Kafkas Üniversitesi'ne bağlı olarak da Artvin'de Sağlık Yüksekokulu kuruldu. Sağlık Yüksekokulu işte 2000 yılında ilk olarak akademisyen 3 tane öğretim görevlisi alındı. Bu 3 öğretim görevlisinden bir tanesi de benim. Bir diğeri Sayın Doktor Öğretim Üyesi Fulya Gökdemir hocamız. Bir diğeri de öğretim görevlisi olan Bülent Azar hocamızdır. Biz üçümüz okulumuzun aynı zamanda kurucularındanız. Bizim o zaman işte Kafkas Üniversitesi'ne bağlı olarak burada bir de Orman Fakültesi, bir de Meslek Yüksekokulu vardı. Onlar bizden daha önce kurulmuşlardı. O yüzden de onların altyapısı biraz daha oturmuştu. Yeterli hoca kadrosu, işte personeli, malzemesi, binası vardı. Biz bütün yardımları diyelim ki daha çok oradan karşılanıyordu. İşte rektörlüğümüz Kars'a bağlı olduğu için yazışmalar orayla yapılıyordu. Kafkas Üniversitesi de zaten yeni kurulmuştu. O da 1992'de kurulmuş. Kendisi yeni yapılanıyor. Onun da bina eksiği var. Akademisyen eksiği var. Öncelikle tabii ki oradaki elemanların alınması önemliydi. Biz dışarıda olduğumuz için bizim gereksinimlerimiz daha sonra karşılanıyordu. İlk olarak da biz 2001 yılında akademik olarak 3 kişi alındık. Ama öğrenci alınması için yine altyapımız yeterli değildi. O yüzden de ilk öğrenci alımımız da 2003 yılında oldu. 2003 yılında da hemşirelik olarak, bölüm olarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ismiyle anılıyorduk tabii ki. Hemşirelik olarak 32 öğrenci, bir de sağlık memurluğu bölümümüz vardı. Oraya da 30 öğrenci alındı. O zamanlar hemşirelik mesleği sadece cinsiyet olarak tabii ki kadın olması gerekiyordu. Erkek aynı iş yapan diğer erkek olanlar da sağlık memuru unvanıyla kabul ediliyordu. Ama sonrasında tabii 2007'den sonra sağlık memurluğu tamamen kapatılıp hepsi hemşirelik olarak kadın erkek olarak bu şekilde devam etmeye başladık. Evet, ilk olarak okulumuzun yerinde şu an İskebe'de bulunan ve Şah Sultan Erkek Öğrenci Yurdu olarak geçen bina eskiden Sağlık Meslek Lisesi'ydi. Biz de oraya kurulmuştuk ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu olarak ilk olarak orada başlamış olduk. Ve bu da bizim hemşirelik ve sağlık memurluğunun ilk öğrencilerimiz. Erkek olanlar sağlık memurluğu bölümü, bayan olan arkadaşlarımız da hemşire olan öğrencilerimiz. Bu üniversite sağlık yüksekokulu haricinde Orman Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu vardı. İlk bizim kurucu müdürümüz de Orman Fakültesinden doktor öğretim üyesi bir hocamızdı. Bir yüksekokul sekreterimiz, bir memurumuz, 3 tane de akademisyen öğretim görevlisi hocamızla biz başlamış olduk 1. sınıfa. Tabii dersler için hocalar biz 3 kişi yeterli olmuyordu. Bunun haricinde her zaman bize desteğini esirgemeyen Artvin Sağlık Müdürlüğü'nün hastanesi, devlet hastanesinde çalışan hekimlerinden o zamandan beri şimdiye kadar hep desteklerini gördük. O zaman da yine bize tıbbi bilimler özellikle derslerinde çok yardımcı olmuşlardı. Yine staj alanında, uygulama alanında yine yeterli olmuyorduk 3 kişi. Onun için de yine hemşirelik hastanede çalışan ama lisans mezunu olan hemşire arkadaşlarımız ya da dışarıda lisans mezunu olan hemşire varsa onlar görevlendirme usulü bizim uygulamalarımızda görev yapıyorlardı. Bu şekilde öğrencilerimizin gerek teorik derslerini okulda bizler yürütüyorduk, uygulamaları da hastanelerde. O zaman sağlık ocağı vardı. Sağlık ocakları, şimdiki aile hekimi merkezleri oldu. O buralarda günümüze kadar bu şekilde yürütüp geldik. Evet, ilk yılımız böyle geçti. 2003-2004 eğitim öğretim yılımız. Ondan sonra tekrar 2004-2005'te yeniden 3 tane öğretim görevlisi alındı. Bir araştırma görevimiz alındı. Biraz daha akademik kadromuz yeterli olmaya başladı ama bu defa tabii ki 1. sınıf değil, 2. sınıf öğrencilerimiz oldu. Yani öğrenci sayımız da tabii ki arttı ama biz yine de yeterli olabildik. İlk yıl bize bir de Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden bazı hocalar görevlendirilip gelip dersleri onların yürüttüğü de oldu. Ama 2. yılda artık bizim yeterli kadromuz oldu ve buna gereksinim duymadık. Derslik olarak Sağlık Meslek Lisesi'nin derslikleri, sınıfları,
genel olarak onlardan kalan fizikasalları laboratuvar, işte anatomi küçük maketleri, onları kullanıyorduk. Ve gerekli oldukça zaten uygulamalarımız hastanede devam ediyordu. Gene 2005'te yeni elemanlar aldık dedik. Hastanede uygulamalar çıktık. Oralarda tabii ki sayımız az olduğu için aslında öğrencilerimizle biz İskebe'de ayrı bir şey olduğumuz için gerek öğrenciler, gerek personel, akademik personel, idari personel hepimiz böyle iç içe olunca daha samimiydik. Onlara her alanda belki büyük üniversitelerde alamayacakları, göremeyecekleri ilgi, şefkat, bilgiyi aktarmış oluyorduk. Yani hiçbir zaman bilgisinden eksik mezun ettik diyemeyiz. Hatta daha fazla özveriyle. Aman burası küçük üniversitedir, mahrumiyet bölgesidir, öğrencilerimiz eksik kalmasın, biz onlara her şeyi daha iyisini verelim diye daha çok özveriyle çalışıyorduk. Evet, tabii ki bu süre zarfında bizim hastanemizde, Artvin Devlet Hastanesi hala da aynı şekilde. Dördüncü sınıf olunca öğrencilerimiz baktık ki hani 1, 2, 3, 4, 3. sınıflarda yine ana ders işte ruh sağlığı olsun, meslekli hastalık bu tür derslerini yürütebiliyorduk ama ruh sağlığı dersi kısmında eksiktik. Çünkü bir tane psikiyatrik kliniği servis olarak yoktu. Öğrencilerimizin bu tür hastalık deneyimlerini görebilmeleri için tam Kafkas Üniversitesi zamanından bize sağ olsunlar o zaman destek oluyorlardı. Teknik gezi düzenliyorduk. İlk Samsun Rus ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gittik. Öğrencilerimizle birlikte o hastaneyi ziyaret ettik. Oraya giden ben de gitmiştim, beraber gitmiştik. İşte yakındaki aynı zamanda hem teknik gezi oluyordu hem de sosyal gezi oluyordu. Beraber gidip üniversite karşılıyordu otobüs giderlerini. Diğer giderlerde öğrenciden olmak koşuluyla bu şekilde teknik gezilerimiz olmuştu. Evet, bunlardan bir tanesi Samsun'du. Bir tanesi İstanbul'a, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gene teknik gezi düzenlemiştik. Burada hem gündüz hem kapalı alan, aktivitelerin olduğu kısımlar hepsini ziyaret edebildik ama tabii ağır durumda hastaların olduğu bölümlere girememiştik ama o ortamı, hastane ortamını görebilmişti öğrencilerimiz. Devamında tabii ki aynı zamanda oraya gitmişken Çanakkale gezisi de olsun demiştik. Çanakkale'ye kadar geçmiştik. Sonrasında bu geziye ben katılmamıştım ama arkadaşlarımızdan katılanlar olmuştu. Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gidilmişti. Hepsi böyle her yıl farklı yıllarda. Dördüncü sınıflara götürmek maksatlı düzenlediğimiz teknik gezilerimizdi. Evet, geldik şimdi 2007, 2003, aldık 2007 mezun olacak zamanla denk geldi. Şimdi bizim mezuniyetimiz tabii okulun bitmesi hani Haziran dönemine denk geliyordu ama bundan önce, Haziran'dan önce Mayıs ayında bizim okulumuz yani Kafkas Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi 17 Mayıs'ta açılmış oldu. Çoruh Üniversitesi açılınca bu defa biz de Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Çoruh Üniversitesi'ne devredilmiş oldu. Artvin Sağlık Yüksek Okulu oldu adımız. Şimdi buralara bakarsanız ben başta gördüğünüz okullarımızın adını yazdım, kullandığımız o zamanki hani amblemlerimizi de o şekilde koymaya çalıştım. Bu da bizim ilk işte Kafkas Üniversitesi adına olan mezuniyet törenimizdi. O zaman giydiğimiz cübbeler bu şekildeydi öğrencilerimiz. Söylediğim gibi kızlar hemşire olarak, erkekler sağlık memuru olarak mezun oldu. Ama bazıları o zaman şöyle derdi, yani isteyen Kafkas Üniversitesi mezunu olarak olabilir, isteyen Artvin Çoruh Üniversitesi olarak mezun olur. Yarısı öğrencilerin isteğine göre Kafkas ya da Açı mezunu olarak mezun oldular. Evet, az önce de söylediğim gibi 25 Nisan 2007 tarihli şeyle 17 Mayıs'tan itibaren Artvin Çoruh Üniversitesi kurulmuş oldu ve okulumuzun adı Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu oldu. 2007 yılından itibaren de aynı zamanda 2007'de ilk aslında sağlık memuru olarak biz 4 yıl boyunca almış olduk ama mezuniyet 4 yıldan sonra alamadık. Çünkü tüm Türkiye'deki sağlık memurları bölümünü kapatıldı. Kadın ve erkek olmak üzere artık hemşire olarak, hemşire unvanıyla hemşirelik bölümüne alınmaya başlandı. Aynı şekilde bizim öğrencilerimiz de bu şekilde hemşirelik bölümüne
erkek ve kadın öğrenci kabul edilmeye başlandı. 2008 yılında biz şimdi sağlık memuru bölümü kapatıldı. Hemşire bölümü tek kaldı. Bunun yanında 2008'de beslenme ve diyetetik bölümü açılmış oldu. Yine Artvin Çoruk Üniversitesi Sağlık Müdürlüğü Okulu bünyesinde. 2008'de açıldı ama bunun da altyapının tamamlanması için akademisyen alınmaya başlandı. İşte 3 tane öğretim görevlisi alınmıştı. Onlar da eğitim öğretime tabii hemen başlayamadılar. 2013-2014'ten sonra başladılar. Bu süre zarfında beslenme diyetetik bölümüne alınan akademisyen hocalarımız da gene bizim hemşirelik bölümünün derslerini yürütmekte görevlendirildi. Daha sonrasında 2010 yılında gene Artvin Çoruk Üniversitesi Sağlık Müdürlüğü Okulu bünyesinde 3. bölümümüz olan Çocuk Gelişimi bölümü açıldı. Çocuk Gelişimi bölümümüzde de tabii ki akademik kadro tamamlanması aşamamız hala maalesef devam etmekte, hala öğrenci alınamadı. Aynı zamanda 2010 yılında öğretim üyesi yetiştirme programı dediğimiz ÖYP kapsamında tüm Türkiye'deki olan bir program. Artvin Çoruk Üniversitesi Sağlık Müdürlüğü Okulu'nda bulunan 3 bölümümüz için, hemşirelik, beslenme ve çocuk gelişimi bölümleri için ÖYP kapsamında araştırma görevlisi alındı. Yani işte altyapımız olmadığı için bu araştırma görevlileri, alınan araştırma görevlileri hem yüksek lisans hem doktoralarını yapmak üzere başka üniversitelere görevlendirildi. Ve bitirip geldikten sonra da bu arada tabii ki bazı ÖYP kapsamında alınan bazı hocalarımız bizim adımıza hani istifa edenler oldu. Geldikten sonra üniversitemizde farklı birimlerde görevlendirilenler oldu. Kendi bölümümüzde gelen hocalarımız oldu. Ve bunlar geldikten sonra, doktorası bittikten sonra gelenler de doktor öğretim üyesi kadrosu ile hala daha okulumuzda devam etmektedirler fakültemizde. Evet, gene Artvin Çoruk Üniversitesi Sağlık Güzel Okulu olarak etkinliklerimiz oldu. Bunlardan tabii bazılarını koymak istedim. Birçok şey yaptık da yakın zaman genelde biliniyor. Ben biraz daha eski zamandan aldım etkinliklerimizi. Yine o zaman Engelliler Günü'nde bir programımız olmuştu. Orada resimlerimiz. Bu engelli sandalyelerdeki bireyleri taşıyanlar da bizim öğrencilerimiz. Diğer bir etkinliğimiz her sene biz, tabii şimdi de yine hemşirelik haftasını kutluyorduk. Mezuniyetimiz oluyordu, mezuniyet törenlerimiz oluyordu. Yine hemşirelik haftası etkinliklerimizden. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yetiştirme Yurdu vardı. Şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın o adliyenin önündeki binada yetiştirme yurdu vardı. Ve orada biz 2009 yılbaşı gecesini bizim öğrencilerimizle birlikte oradaki öğrencilere, çocuklara yılbaşı gecesi etkinliği programı düzenlemiştik. Evet, geldik şimdi. Artık İSKEBE'deki süremiz doldu. Yani daha doğrusu Sağlık Meslek Lisesi'ndeki o binamızı da KYK'ya devredildi. O yüzden de bir taraftan da Artvin Çoruk Üniversitesi kurulmuştu. Burada yeni binalar şehir yerleşkesinde olsun. Seyitler'deki bölümlerde işte binalar yapılmaya devam ediyordu. Yani Türkiye Kongre Merkezi şu anki bulunduğumuz binada da biz 2012-2013 eğitim öğretim yılını burada bulunan kırmızı yeşil salonlar ve arka tarafta bulunan sınıf ders kısımlarda, odalarda idare kesildi. Diğer tarafta da dersleri yürütmek koşuluyla bir yılımızı da burada geçirdik. Ve nihayet 2013-2014'te şu an ders gördüğümüz A blok derslikleri ve sağlık personeli idare binası bitmiş oldu. Biz de 2013-2014 eğitim öğretim binası yılında şu anda devam etmekte olduğumuz binalarımızda devam etmeye başladık. Yerleşik düzene geçmiş olduk. Evet, okulumuzun adı Artvin Çoruk Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'ydu. 8. ayın 20'si 2015 tarihli yazıyla 27 Ağustos 2015'te de Sağlık Yüksek Okulu olan okulumuz Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürüldü. Bu tarihten sonra da şu an o
olan sağlık bilimleri fakültemiz kurulmuş oldu. Ve aynı şekilde yani öğrencisi, akademisyenini sağlık bilimleri okulu, sağlık bilimleri fakültesine devretmiş oldu. Bu dönemde bizim tabii ki bünyesinde 2015'te sağlık bilimleri fakültesi olarak hemşirelik, beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi bölümü, iş sağlığı bölümü olmak üzere 4 bölümden oluşmaktaydı 2015'te. Sonrasında tabii ki gene yeni bölümlerimiz eklenmiş oldu. Çocuk sağlığı, çocuk gelişimi bölümü, iş sağlığı güvenliği bölümü ise hala fiziki ve akademik yapılanma sürecinde olduğu için öğrenci alamamışlardır. E, 2019 yılında yine fakültemiz bünyesinde tekrar yeni bölümlerimiz açılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi acil yardım ve afet yönetimi bölümü ve ergoterapi bölümü açılmış. Acil yardım afet yönetimi bölümü 2020-2021 yılında 41 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Ama ergoterapi bölümümüz yine hala akademisyen ve fiziki altyapı yapılanması sürecindedir. Evet, diğer şey olarak baktığımızda şimdi diğer bölümlerdeki öğrenci sayısından ziyade ilk kuruluş olarak biz hemşireliyiz ve hala daha o şekilde devam etmekteyiz. Şimdiye kadar olan çok diğer önceki yılları almadım ama 2015'ten sonra fakülte olduktan sonraki öğrenci sayılarına baktığımız zaman yaklaşık olarak senede biz yıllık olarak mesela ilk 30 öğrenciyle, 32 öğrenciyle başladık ama her yıl işte bu 35 oldu, 40 oldu, böyle 3, 5 derken işte bu 20 yıllık süreç sonucunda bizim yaklaşık yılda gelen birinci sınıf öğrencilerimiz 100 civarı oluyor. 90 küsur, 100, 102 civarı. İşte 2015'te gördüğünüz gibi bunlar tabii ki 322 öğrenci dediğimiz 1, 2, 3, 4. sınıfta olanlar. İşte 2023'te en son şimdi mesela 418 tane bizim 1, 2, 3, 4. sınıfa kayıtlı olan öğrencilerimiz bulunmakta. Akademik kadromuza baktığımız zaman şu an son şeylerimizde gene fakülte olarak, fakülte döneminden sonrakilerini buraya kayıt olarak aldım. 2015'ten itibaren öncesinde daha çok öğretim görevlisiydi. İşte 2010'da ÖYP kapsamında araştırma görevlileri almıştık. Onlar ilk dışında farklı üniversitelerde görevliydiler. Bitirip dönenler oldu. İlk olarak işte 2015'ten itibaren bitirip gelip doktor öğretim üyesi kadrosuna atananlarımız oldu. Gördüğümüz gibi şimdi 2020'den itibaren doçentimiz oldu. Doktor öğretim üyesi 7 tane, öğretim görevlisi 4 tane, işte araştırma görevlimiz 3 gibi. Şu an en son baktığımızda da yıllara göre sayımız artıyor ama bir taraftan da istifa eden hocalarımız oluyor, başka bir bölümlere geçen hocalarımız oluyor ya da işte bir aslında bu 20 yıllık süreçte biraz bu belki akademik kadroda biraz az kaldık gibi. Evet, 2024'te baktığımızda 2 tane doçentimiz, 7 tane doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 2 de araştırma görevlimiz var. Gördüğünüz gibi araştırma görevlimiz sayımız çok az. Bunlar da zaten yakında bir arkadaşımız doktor araştırma görevlisi. O da yakında kadro alındı. Bir tane araştırma görevlimiz var. O da şu an burada değil. İl dışında yine ÖYP kapsamında alınmış ve orada görevlendirilmiş. Hala fakülte yani hemşirelik bölümü olarak yüksek lisans programı şu ana kadar başlatamadık. İnşallah şimdiden sonraki dönemlerde başlatırsak kendi bünyemizde hani işte araştırma görevlisi alınır ve bu şekilde bizde gerek uygulamalar olsun gerek işte derslerde olsun daha bir rahatlama sağlayabiliriz. Evet, yani gene ardından hemşirelik bölümümüzün ana bilim dallarına baktığımız zaman işte hemşirelik insan hastalıkları, iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, cerrahi, kadın doğum, psikiyatri, halk sağlığı, hemşirelik gibi ana bilim dallarımız var. Bu ana bilim dallarımızın genelde hepsinde yeterli sayıda diyelim ki doktor öğretim üyesi var. Sadece hemşirelik ana bilim dalımızda şu an doktor öğretim üyemiz hani o alanda yetişmiş bir doktor öğretim üyemiz yok. Ama diğer alanların hepsi hemen hemen yeterli düzeye geldiler. Ama onun yanında biz dışarıdan tabii ki hemşire arkadaşlar olsun, gene sağlık müdürlüğünde görevli hekimlerden ya da işte sağlık hizmetleri meslek okulundaki hocalarımızdan yararlanarak
hiçbir zaman tabii ki eğitim sekteye uğramadı. Daha iyi bir şekilde devam etmekte. Evet, bunlar da şu anki A blokta bulunan merkezi ders çift laboratuvarlarımızdan hani bazıları daha yetersizdi öncesinde. Sonrasında malzemelerimiz şimdi her yıl sarf malzeme dediğimiz enjektör düşeydi, intrakette, serumda bunları kolaylıkla alabiliyoruz. Her yıl kullanılmak üzere. Altyapı artık oluştu. Gerek maketler olsun, yeterli bir düzeyde. Tabii bir taraftan bozuluyor, bir taraftan işte yenilerinin alınması gerekiyor ama yine de birçok üniversitelerden, şimdi dışarıdan büyük üniversitelerden bize gelen hocalarımız oluyor. Her yıl biz aslında İstanbul Sular Sakinli Üniversitesi'nden, Atatürk Üniversitesi'nden gelen Hemşire Fakültesi'nde bir misafir konuk hocamız oluyordu. Onları davet ediyorduk. Geldikleri zaman bizim laboratuvarlarımızı gezince çok beğeniyorlardı. Biz hani eski bir üniversiteyiz, büyük bir üniversiteyiz ama bizde bu kadar şey yok diyen hocalarımız da olmuştur. Yani öğrencilerimiz sakın şey düşünmesinler, işte burası küçük üniversite, yeni kurulan bir üniversite, burada yeterli işte eleman yok, hizmet yok, yapılamıyor gibi düşünmelerini istemem. Bizzat 20 yıllık süreçte bunların hepsini kendimiz yaparak, daha iyisini, en iyisini vermeye çalışarak bu aşamalara kadar getirdik. Evet, çok da fazla hani zamanınızı almak istemiyorum. Yakın zaman zaten hem internette kayıtlı hem de birçok öğrencimiz de zaten yaşamış, görmüş olarak biliyor. Ben daha çok 2000'den işte bugüne kadar olan eski yer geçmiş şeyinden bahsetmek istedim. Umarım yararlı olmuştur. Hepinizin Hemşire Haftası'nı tekrar kutluyorum. Annem hemşireydi. Nöbete gitmesin diye hasta numarası yapardım. Yine de gider hasta çocuklarını düşünürdüm. Ağladığını gördüm, saklardı. İşte o gün anladım ki hemşirelik en kutsal meslektir. Can Yılmaz. Artvin Çorum Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerimizin hazırlamış olduğu Ben Hemşirelik temalı video gösterimiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Hemşireyim çünkü hastalarım. Hemşireyim çünkü hastalarım bakım vermeyi seviyorum. Hemşireyim çünkü yaşam için Allah her nefesinde yerinin birinciliğiyim. Hemşireyim çünkü zor başarmak benim için. Hemşireyim çünkü hasta hakları ve maddelerimiz önemlisiniz. Evlat olmuşsun. Evlat olmuşsun. Ben hemşireyim çünkü gülümsetmeyi seviyorum. Hemşireyim çünkü yaşamı dinlemeyi seviyorum. Ben hemşireyim tabii ki elime fındığı savunacak. Hemşireyim çünkü insan hakkında bulmak çok güzel bir şey. Ben hemşireyim çünkü insanların hayatına dokunmayı severim.
Hemşireyim çünkü hızlı ve etkili karar vermenin bir dönüşündeyim. Ben hemşireyim çünkü ekibin değerli üyesi olduğumun farkındayım. Ben hemşireyim çünkü eğitim vermek benimmiş. Ben hemşireyim çünkü annesi kadar şefkatliyim. Hemşireyim çünkü koruma ve güvenlik benim işim. Ben hemşireyim sadece kan alıp tansiyon ölçmem, hayat kurtarırım. Ben hemşireyim çünkü umut dolu insanlara ışık olmak benim en büyük motivasyon kaynağımdır. Ben hemşireyim, hayatı renkleri düzeliyorum. Ben hemşireyim, hastaların nefes almasını sağlıyorum. Ben hemşireyim çünkü zor anlarda kolayca karar verebilirim. Ben hemşireyim, araştırmak benim işim. Biz hemşireyiz. Her sardığım ve iyileştirdiğim yara benim için küçük bir madalya olacaktı. Safiye Hüseyin Erdin. Kanıt temelli araştırmalarda neler yapıyoruz? Hemşirelik alanında yapılan tezlerin incelenmesi konulu sunumu yapmak üzere Artvin Çorum Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden araştırma görevlisi Doktor Deniz Yorulmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Çıkması gibi pek çok sebep kanıt temelli uygulamalar gerektiğini gerekli kılmıştır. Baktığımız zaman kanıt bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, iz, argüman olarak ifade ediliyor. Kanıt temelli uygulama ise klinik kararlar desteklemek için elde edilen en iyi kanıtların kullanılmasıdır. Kanıt temelli uygulama ise Sağlık Bakanı'nda kanıt temelli uygulama belirli bir konuda araştırma sonuçlarının seçilmesi, sentezlenmesi ve klinik uygulamalarda kararların kullanılmasıdır. Kanıt temelli uygulamalarda amaç bakım kalitesinin yükseltilmesi, hasta memnuniyetinin artırılması, bakım maliyetlerinin azaltılması, hemşirelik bakımındaki farklılıkların ortadan kaldırılması, etkili karar vermek ve uygulama hatalarını en asgari düzeye indirmek olarak sıralanabilir. Baktığımız zaman en iyi kanıt kaynağı yüksek kaliteli araştırmalardır. Tıpta en yüksek kaliteli araştırmalar, kanıt düzeyi en yüksek araştırmalar ise randomize kontrollü çalışmalardan yapılan sistematik derlemelerdir. Girişimin etkinliğinin en iyi değerlendirdiği çalışmalar ise randomize kontrollü çalışmalardır. John Dominic'in enstitüsüne göre kanıtlar 4 düzeyde kanıt olarak sınıflandırılır. Birincisi sistematik değerleme ve metanalizlerin yer aldığı kanıt, birinci düzey kanıtlar. Daha sonra en iyi bir şekilde tasarlanmış randomize kontrollü çalışmalardır.
Bunu bir de grafik olarak inceleyecek olursak kırmızı alanı, en tepedeki alanı meta analizler ve sistematik değerlendirmeler, daha sonrasında random tüm kontrollü çalışmalar oluşturuyor. Bu kapsamda hemşireler tarafından yapılan yüksek araştırmalı, yüksek kaliteli araştırmalar kanıt oluşturması ve bakıma yön verebilmesi adına oldukça önemlidir. Peki hemşirelik ve yapılan yüksek kaliteli araştırmalar nelerdir, biz neler yapıyoruz, Türkiye'de neler yapılıyor diye şöyle genelde bakacak olursam, biz bu soruya cevap bulmak için 2023-2024 yılları arasında hemşirelik alanında yapılmış doktora tezlerinin bir taramasını yaptık. Uzman tez merkezinin zengin bir veri içeriğine sahip olduğunu düşünerek YÖKDEZ üzerinden bir tarama yaptık. Ben bu taramayı 3 Nisan tarihinde yaptım. Muhtemelen bu sayılar şu an daha fazladır. Tarama sonucunda hemşirelik sağlık bilimler enstitüsünde kayıtlı, hemşirelik ana bilim dalında izlenimi onaylanmış 158 teze ulaştık. Bunların 139'unda bir gelişim mevcuttu ve ulaştığımız tezlerde hemşirelik ana bilim dallarına dikkat alarak sınıflandırmasını yaptık. Her bir alan bilim dalına da birkaç tane uygulama örneği, araştırma örneği verdik. Ben bunları böyle kısa kısa bahsedip en sonunda tarama sonucundan çıkanlardan konuşmak istiyorum biraz daha. Kaçış odası oyunuyla verilen eğitimin hemşirelik öğrencilerin parenteler ilaç uygulamalarını öğrenmelerine etkisini değerlendirdiği bir çalışmada. Çalışma sonunda ampul ilaç çekme, subkutan enjeksiyon uygulamaları, intradermal enjeksiyon uygulamaları, intravenöz uygulama ve kuş uygulamalarında bilgi puanının daha yüksek olduğu sonucuna varılmış. Hastalıkları hemşireyi yanında yapan bir çalışmada nöropatik ağrısı olan diyabetli hastalara uygulanan ayak refleksoloji masajının hastaların yaşam kalitesi, umut ve ağrı düzeyine etkisi değerlendirilmiş. Sonuç olarak da ayak refleksolojisinin nöropatik ağrısı olan diyabetli hastalarda yaşam kalitesini ve umut düzeyini artırdığı, ağrı düzeyinde azalttığı belirlenmiş. Cerrahi hastalıklara bağlı yapılan bir çalışmada kemoterapi alan bireylere bilgisayar davranışsal terapini, bilgisayar davranışsal terapi temelli psikoeğitimi, öfke kontrolü ve ansiyet üzerine etkisini değerlendirdiği çalışmada eğitim sonunda bireylerin öfke kontrollerinin arttığı, ölüm ansiyetlerinin ise azaldığı belirlenmiş. Kadın sağlığı ve hastalıklara alanında yapılan bir çalışmada doğum sonu babalara verilen bebek bakımı eğitimini, baba-bebek bağlanmasını artırdı, doğum sonu depresyon ve yaşam kalitesini bebek bağlanmasını artırdı, annenin depresyonunu azalttığı ve yaşam kalitesini artırdığı belirlenmiş. Çocuk sağlığı alanında yapılan çalışmalara da bakarsak, astımla ergenlere yönelik geliştirilen mobil uygulamaları, ergenlerin astım kontrolü, öz yeterlik düzeyine etkisini değerlendirdiği bir çalışmada, web tabanlı, mobil uygulama ve kullanıcı odaklı geliştirilen genç astım en sağlıklı uygulamaların ergenlerin astım kontrolünü ve öz yeterliliği artırmada etkili olduğu denilmiş. Halk sağlığı hemşireliği alanında yapılan çalışmalara bakarsak da adolesanlarda sağlıklı seçimler programının beslenme, fiziksel aktivite ve vücut kitle endeksinin etkisinin değerlendirildiği çalışmalarda şu sonuçlar bulunmuş. Sağlıklı seçimler programı beden kitle endeksini azalttı, sağlıklı beslenme fiziksel aktivite alışkanlıklarını kazandığına etkili olduğu sonucunda yapılmış. Psikiyatri ve hemşireliği alanındaki çalışmalara bakarsak, bilgisayar uyarım terapisinin huzur evinde kalan demans süreleri, günlük yaşam aktiviteleri, depresyon ve yaşam doyumunun etkisini değerlendirdiği çalışmada, günlük yaşam aktivitesinin ve yaşam doyumunun artırdığı, depresyon ise azaltıldığı belirlenmiş. Hemşirelik ve yönetim alanlarındaki çalışmalara bakarsam, hemşirelere verilen duygusal zeka, farkındalık eğitimi, girişimcilik ve inovasyon eğitimleri üzerine etkisini değerlendirdiği araştırmalarda, hemşirelerin girişimcilik motivasyonlarının ve yenilikçi eğilimlerinin arttığı belirlenmiş. Burada sadece hemşireler tarafından yapılan random ve kontrollü çalışmalar yoktu, metaanalizler ve sistematik değerlemeler de vardı. Yapılan bir çalışmada öğrencilerin sağlık alanında öğrenim gören öğrencilere yaşlara yönelik olumsuz geliştirme müdahalelerinin etkisini değerlendirdiği çalışmalarda müdahalenin öğrencilere tutumlarının olumlu yönde artırdığı belirlenmiş. Parenteral dönemde uygulanan non-farmakolojik yöntemlerin gene kadın hani stres üzerinde etkisini network metanoloji yöntemiyle karşılaştırıldığı bir çalışmada pek çok alt müdahale olduğu ve bu müdahalenin prenatal dönemde
kişilerin stres düzeylerini azalttığı belirlenmiş. Afet hemşireliğine hazırlık ve müdahale yetkinlik ölçeğinin geliştirildiği, aynı zamanda Türkiye'de hemşirelerin afet hazırlık algısıyla ilgili bazı ilişkileri, bazı faktörlerin metanalizi yöntemiyle incelendiği bir çalışmada eğitim alma, afet planı okuma ve afet tatbikatlarına katılmanın, afet hazır olma durumlarını anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilediği belirlenmiş. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda okul ve yaşam kalitesinin metanalizi yöntemiyle incelendiği bir çalışmada ise çok geniş düzeyde, çok geniş bir etki düzeyinde uyku bozukluğu ve yaşam kalitesi arasında bir ilişki olduğu belirlenmiş. Tıbbi diyabeti olan çocukla ebeveynlerde uygulanan hemşirelik müdahalelerini, hemşirelik uyumuna etkisini değerlendirdiği bir çalışmada ise müdahalelerin etkisinin 6. ayda devam ettiği fakat 12. ayda etkinliğinin devam etmediği, hastalığın uyumunu kaybettiği belirlenmiş. Hemşireler tarafından yapılan geçerli ve güvenilir ölçüm araçlarına bakarsak da bakım etiği davranışlarının değerlendirmesi, merhamet yorgunluğunun değerlendirmesi, ihmal ve istismarın değerlendirmesi gibi çeşitli tanımlama ölçümler de mevcuttur. Tarama sonuçlarında şöyle genel olarak bir göz alacak olursak hemşireler, kronik hastalıklar, cerrahi sonrası bakım, hande bağımlılığı, psikiyatrik hastalıklar, cerrahi bireylere bakım, bebek sağlığı, çocuk sağlığı, adolesan sağlığı, terminal dönem gibi pek çok konuda kanıt temelli kanıt niteliği taşıyan araştırmalar yürütmekte, hemşirelik eğitiminden klinik bakıma, toplum tabanlı araştırmalarda hemşirelik yönetimine bağlanan geniş bir yer fazla depresi araştırmalar yürütmekteyiz ve kanıtlar oluşturmaktayız. Geçerli ve güvenilir ölçüm araçlarının sağlanması, yapılması, bunlar uyarlanmasıyla konuşulan ölçülebilir kılınmasına katkı sağlamaktayız. Aynı zamanda mesleki profesörler rollerimizin yanında teknolojik gelişmelere paralel olarak da yapay zeka, mobil uygulama, web tabanlı uygulama gibi yöntemlerle, girişimlerle de kanıtlarımızı zenginleştirmek ve kanıt oluşturmaya devam etmekteyiz. Aynı zamanda aromaterapi, refleksoloji, masaj uygulamaları gibi geleneksel ve kullanmacı uygulamaları ile kanıtları zenginleştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda pek çok rakamize kontrolü çalışmada gördüğümüz üzere güçlü bir bilimsel yapıya sahip olan modeller ve teorileri kullanarak da hep şekilde araştırmaları planlamalıyız. Baktığımız zaman yine olarak bir toparlayacak olursam da farklı konularda yüksek kaliteli araştırmalar yapıyoruz, yürütüyoruz. Bunlar araştırma sonuçları, hemşirelik eğitimi, klinik bakıma, hemşirelik hizmetleri, entegrasyon son derece önemlidir. Bu şekilde de hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağız, hem de bugün vurguladığım gibi ekonomik kayıplarda bir azalma, ekonomik gücümüzde de bir artış göreceğiz. Bu kanıtların oluşturulmasının devam edilmesi, kanıtların artırılması son derece önemli. Aynı zamanda bunların da kanıta bakıma yansıması da son derece önemli diyorum. Ben bugün genç meslektaşlarımın güçlerinin farkında olarak mesleki hayatları şekillendirmelerini, bu yönde gelişimlerini sürdürmelerini ve katkılarını, gelişimlerini bu yönde şekillendirmelerini tavsiye ederek de sözlere bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sunumundan dolayı hocamıza teşekkür ederiz. Hemşireliğin görünmeyen yönü konulu konuşmasını yapmak üzere Artvin Çorum Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019 yılı mezunlarından hemşire Güzide Tuğba Turan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Turan, bir yıl özel bir hastane, 3 yıl İstanbul Çamsakır Hastanesi'nde görev yapmıştır. Şu an Artvin Devlet Hastanesi Dahiliye Servisi'nde görev yapmaktadır. Herkese merhaba. Sayın Rektör Yardımcım, yöneticilerim, dekanım, hocalarım, meslektaşlarım ve sevgili öğrenci arkadaşlar, hepiniz programa hoş geldiniz. Bugün burada sağlık sektörünün önemli ve kritik olan parçası mesleğimizden sizlere bahsedeceğim. Mesleğimiz, insanlığa hizmet etmenin, şefkatle bakmanın, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi için kararlı bir çabanın özünü temsil eder. Hemşirelik alanında çalışan her bir birey insanların hayatlarında derin izler bırakır. Bizler hastalarla doğrudan temas halinde olan sağlık profesyonelleriyiz. Sadece tıbbi tedavi uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda hastaların duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sizlere alanda neler yaptığımızdan biraz bahsedeceğim. Mesleğimiz sınırları olmayan duyguların yoğun yaşandığı bir meslek.
alanda fazlasıyla empati kurarız. Mesleğimizi yapabilmemiz için de insanları sevmemiz ve ilişkilerimizi iyi tutmamız gerekiyor. Sabahları hasta odalarında basit iletişimler, nasılsınız, günaydın, yemek yediniz gibi cümleler hastalar üzerinde harika etkiler yaratıyor. Buna birebir şahit oldum. Birinci ve tek amacımız bireylerin sağlıklı olmalarını sağlamak. Bu sadece tanılarına yönelik tedavileri yapmakla olmuyor. Bizim onlara verdiğimiz bakımın da yanı sıra güçlü iletişimimiz ve duygularını paylaşmamız onlar için çok önemli. Bilimsel anlamda öğrendiklerimizin yanı sıra alanda çok farklı durumlarla karşılaşıyoruz. Mesleğimiz fiziksel anlamda yorgunluktan ziyade ruhsal olarak da bizleri çok etkiliyor. Mesleğimizin bizden götürdüğü çok şey olduğu gibi kazandırdığı maneviyat paha biçilemezdir. Hastalarla aramızdaki diyaloglar, onların acılarına ve üzüntülerine birebir şahit olmamız aramızdaki bağı kuvvetlendiriyor. Bakım verirken sevecen olmak, kişinin iyiliğini düşündüğümüzü ve amacımız onun refahını ve konforunu sağlamak olduğunu hissettirmemiz gerekir. Mesleğimizi icra ederken bizim için az gibi gözüken zamanların hayatlarına dokunduğumuz o kişilere dönüp sorduğumuzda onlar için o anların unutulmaz olduğunu ifade ederler. Mesleğe başlarken uzun bir yolculuğa çıkarız. Her gün yeni insanlar tanır, yeni şeyler öğreniriz, güzel olaylara şahit oluruz. Sizlere meslek hayatında yaşadığım birkaç olaydan bahsetmek istiyorum. Bu anlatacağım şey uzun yatışlarda sık rastladığımız olaylardan birisi. Hastaların bizleri tanımasını, onların bizimle ilgilenmeleri, moralimizin bozuk olduğunu fark etmeleri, çok yoğun günlerimizde bizlere yemek yiyip yemediklerini sormaları mesleğimizin güzel yanlarından birisi. Daha da güzel olan yanı onların mutlu ve sağlıklı olduklarını görmek. Birkaç olaydan yine bahsetmek istiyorum. 6 ay kadar uzun sürede yatışı olan bir hastamız vardı. Uzun süre yatışında getirdiği psikolojik sıkıntılardan dolayı camdan dışarı bakar çok etkilenirdi. Hastamızın sağlık durumu toparlayınca hekiminin de kararıyla hastalığı bahçede yürüyüşe çıkardık. Hastanın yaşadığı sevince birebir ortak olduk ve bu paha biçilemez bir olaydı. Yine kanser tanısı almış, opere edilecek bir hastamız vardı. Operasyon sonrası saçlarının kirli olduğundan çok şikayetçiydi. Bu hızlı yıkama modellerinden hiç memnun kalmazdı. Birebir hastanın saçlarını yıkadım ve kuruttum. Tedaviye bu süreçten sonra daha uyumlu ve daha motive olduğunu gözlemledim. Tedavisinde unutamadığı birçok şey olduğu gibi saçların yıkanması olduğunu sürekli bize ifade ederdi. Hasta kanseri yendi. Buna da birebir şahit oldum. Buna ve bunlara benzer kısacık meslek hayatında size onlarca örnek verebilirim. Yaşadığımız bu anılar mesleği her zorluğa rağmen sevmemizi ve devam ettirmemizi sağlayan yegane durumlardır. Ekiplerimizin düzeni, birimlerimizin ayrı olması ve hastalıkların her kişideki farklılığını sürekli öğrenmemiz gerektiğini gösterir. Ama unutmamalıyız ki hemşirelik bir bireyin gayretiyle değil, bir ekip ruhuyla yürütülür. Hemşirelikte öğrenme asla bitmez, her gün yeni bir şeyler keşfetme ve gelişme fırsatı sunar. Burada bulunan kıymetli öğrenci arkadaşlarım, meslektaşlarım gibi ben de artık Çorum Üniversitesi mezunuyum. Çalıştığım her alanda fikir sahibi olmama, mesleğimde takdir görmeye okulumdaki hocalarıma borçluyum. Saydığım, sayamadığım onlarca sebep sayesinde bu güzel mesleği icra ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Hemşirelik haftamızı kutlarım. Hepimizi insanlığa hizmet etme yolunda başarılar dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı hemşire Güzide Tuba Turan'a teşekkür ederiz. Programın bu bölümünde Artvin Devlet Hastanesi'nde 20 ile 25 yıldır görev yapan hemşire, sağlık memuru ve bebelerimize teşekkür belgeleri verilecektir. Belgelerini almak üzere sağlık memuru Mustafa Ahmet Muratoğlu, hemşire Emine Cömert, hemşire Neriman Önen, hemşire Emine Demirci, Ebe Zeynep Günay, hemşire Olcay Bayrak Tutan, Ebe Sivret Pınar'ı kürsüye davet ediyorum. Teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Artvin Çorum Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Murat Kibar'ı kürsüye davet ediyorum.
Sayın Profesör Doktor Murat Kibar'a takdimlerinden dolayı teşekkür ederiz. Belgelerini almak üzere Hemşire Semra Şengül Tahmas, Hemşire Necla Yıldız, Hemşire Gülizar Şimşek, Hemşire Neşe Kuru, Hemşire Yeşim Dağcı, Hemşire Özlem Usta Karakemi'yi kürsüye davet ediyorum. Teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Artvin Çorum Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Melahat Özcan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Profesör Doktor Melahat Özcan'a takdimlerinden dolayı teşekkür ederim. Belgelerini almak üzere Sağlık Memuru Mesut Özdemir, Sağlık Memuru Ahmet Yüksel, Hemşire Fatma Akgözlü, Hemşire Esen Alparslan, Hemşire Neşe Eryiğit, Hemşire Funda Altun, Hemşire Nazmiye Beyaz, Hemşire Serpil Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Artvin Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Volkan Sosyal Müdür Sosyal'ı kürsüye davet ediyorum. Thank you.
Sayın Doktor Volkan Soysal'a takdimlerinden dolayı teşekkür ederiz. Programın bu bölümünde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde TÜBİTAK 2209A üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programı kapsamında 2023 yılı ikinci döneminde projeleri kabul olan öğrencilere teşekkür belgeleri verilecektir. Belgelerini almak üzere Cansu Sulu'yu ve belge takdimi için akademik danışman Öncan Doktor Selim Temiz'i sahneye davet ediyorum. Hocamıza ve öğrencimize emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Belgelerini almak üzere Nilay Demirci, Kübra İşcan, Buse Nur Doğrulu ve belge takdimi için akademik danışman Doçent Doktor Sevil Çınar Özbay'ı sahneye davet ediyorum. Belgelerini almak üzere Meryem Kanduru ve belge takdimi için akademik danışman Doktor Öğretim Üyesi Kübra Tan'ı sahneye davet ediyorum. Hocamıza ve öğrencimize emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Programın bu bölümünde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılan öğrencilerimize teşekkür belgeleri verilecektir. Belgelerini almak üzere Zehra Belice ve akademik danışman doktor öğretim üyesi Amine Taş hocamızın adına sahneye doktor öğretim üyesi Selim Adınur Sarık Ahya'yı davet ediyorum.
Hocamıza ve öğrencimize emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Belgelerini almak üzere Gizem Şahbaz, Sabri Yavaş ve Mehmet İrfan Onan'ı sahneye davet ediyorum. Hocamıza ve öğrencimize emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Belgelerini almak üzere Aleyna Bozkurt, Özge Yıldız ve Sadun Orhan ve belgelerini vermek üzere araştırma görevlisi Doktor Deniz Yorulmaz'ı sahneye davet ediyoruz. Hocamıza ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sizleri Artvin Çorum Üniversitesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzik dinletisiyle baş başa bırakıyoruz. Programımızda da... Çalışmalarından dolayı arkadaşımız Kevser Karagöz'ü sahneye davet ediyoruz. Hocamıza ve öğrencimize emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sí. Thank you.
Yarına sesini
içim yalnızlık kalır. Tek benim yadıma düştün.
bazen de sevdiğim yadıma düştüm. Sen de tek miyim yadıma düştün. Aa, sen de sevdiğim yadıma düştün. Sen de tek miyim yadıma düştün. Na sen de sevdiğim yadıma sararıp soldum aman.
gecenin en siyahında. Umudun bittiği yerde gecenin en siyahında. Umudun bittiği yerde köşeyi dönsem ölüm, düz gitsem hayat gölgeler içinde. Köşeyi dönsem ölüm, düz gitsem hayat gölgeler içinde. Sensizlik imkansız, aşk imkansız. Seni imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Thank you.
Unutsam
damadım gitti. Ben hala aşıyorum ahare. Hani görsem ilk onu divare. Ne yaptıysam oh.
Sen benim Yeah.
Thank you.